Welcome to the Flutter channel here on YouTube. Flutter is a portable UI toolkit built by Google and the open source community, and we've got tons of great videos to show you how to use it. Widget of the Week It's a weekly series of short animated videos, each showing the important features of one particular widget. But welcome back to the flutter boring show and we'll be talking about page transitions Ooh, it's gonna be a little bit more boring than usual that's what our flutter and focus video series is built for tutorials with real code that cover the techniques every flutter dev needs to know from top to bottom our goal for this year's event is to highlight the creative expressivity of flutter and welcome to the ask flutter q&a here at flutter interact we can use the liberties of Flutter to make things a little bit more fun even in a banking app. Flutter allowed me to create PatchMe without having to sacrifice on either the app and its functionality or my time with my family. Today we are working on Dashcast. Did somebody say Dashcast? So check us out and hit the subscribe button to be notified when new stuff gets released. We have a lot to show you. Mobile users expect their apps to have beautiful designs, smooth animations, and great performance. To deliver on this, developers need to create new features faster than ever without compromising on quality or performance. That's why we built Flutter. Flutter is Google's mobile UI framework that provides a fast and expressive way for developers to build native apps on both iOS and Android. This is because apps and interfaces made with Flutter are built from a single code base, compiled directly to native ARM code. Use the GPU, and can access platform APIs and services. Here are three ways that Flutter will help you on day one. Flutter is engineered for high developer velocity. Stateful Hot Reload allows you to change your code and see it come to life in less than a second without losing the state of the app. Flutter also ships with a rich set of customizable widgets, all built from our modern Reactive framework. Plus, Flutter integrates with popular development tools, which means you can get started quickly with the editor or IDE you already know and love. Flutter moves the widgets, rendering, animation, and gestures into the framework to give you complete control over every pixel on the screen. This means you have flexibility to build custom designs. Flutter apps follow platform conventions and interface details, such as scrolling, navigation, icons, fonts, and more. This is why apps built with Flutter are featured on both the App Store and Google Play Store. Flutter is great for developers both new and experienced in mobile. If you're new to mobile, Flutter gives you a fast, fun, and modern way to deliver native apps. If you're an experienced mobile developer, you can add Flutter to your existing workflows and tools to build new expressive UIs. Flutter is free and open source and used by developers and organizations around the world, including enterprise, agencies, and startups. Visit flutter.io to get started today. We can't wait to see what you build. Herkese merhaba. Ee, ben Elif, GDS 9 Üniversitesi lideriyim. Ee, etkinliğimizin ikinci gününe hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle beraber Mehmet Ali Bayram hocamızla e, Flutter'a giriş derslerimize başlayacağız. Sözü Mehmet Ali Bayram hocamıza bırakmak istiyorum. Teşekkür ediyorum Elif. Herkese selamlar. Ee, ben yavaştan konuya gireceğim direkt. Tamam. Ben o yüzden tamamdır. Ekranımı da şey yapabilirsin, ekranı alabilirsin. İyi, i̇yi yayınlar diliyorum. iyi dersler Ehti, Teşekkür ediyorum. E, dün muhtemelen birçoğunuz e, Gazian hocamızın yayınını izlediniz. E, oradan Flutter sayfasını detaylı bir şekilde incelediniz. Bugün bizi ilgilendiren kısım e, döküman kısmı olacak. Döküman kısımlarına gireceğiz. Ama öncelikle ben bugün size başka bir siteyle daha tanıştıracağım. Dart.dev. Sanırım dünkü yayında buraya e, çok fazla detaylı bir şekilde değinilmedi. Ben kısa bir şekilde giriş yapacağım. E, ama önce önümüzdeki 3 e, günün e, aklındaki planını söyleyeyim. Ona göre birlikte de karar verip ona göre yol alabiliriz. Şöyle düşünüyorum. Birinci gün ben Dart'ı temel bir şekilde size anlatmaya çalışacağım. Çünkü dün e, Gazian Hoca zaten Flutter'ın ne olduğunu ne işe yaradığını, nasıl e, öğrenebileceğinizi detaylı bir şekilde anlattı. Ben aslında bu üç gün boyunca Gazian Hoca'nın o değindiği kısmı detaylandıracağım. Yani nasıl öğreneceksiniz, nasıl uygulama çıkaracaksınız. Birinci gün, yani bugün e, kalan süre boyunca Dart'ın temel konularını öğreneceğiz. Yarın da Flutter'ın temel konularını öğreneceğiz. Temel düzeyde e, bir uygulama için lazım olacak yapıları öğreneceğiz yarın. Sonraki gün yani üçüncü günde de bir bir iki saat içinde yapabileceğimiz küçük pratik bir uygulama yapacağız. Yani bu üç günün sonunda hazır bir uygulamanız olmuş olacak. Eğer detaylı bir şekilde takip ederseniz üçüncü günün sonunda ufaktan bir uygulama yapmış olacaksınız. Yani çok hızlı bir giriş serisi olacak. Bunun için dartla ilgili en önemli öğrenme kaynağının ben Dart web sitesi olduğunu öğreniyor, düşünüyorum. Çok uzun zamandır birçok yazılım alanında birçok projede çalıştım, birçok farklı dille çalıştım. Ama çok açık bir şekilde söyleyebilirim ki Dart'ın dokümantasyonu kadar sade, güzel ve anlaşılır bir dokümantasyon görmedim. Zaten aslında bu tutorialların ortaya çıkması yani benim işte bir dili anlatıyor oluşum veya işte başkasının diyelim ki herhangi bir dili anlatıyor oluşunun sebebi dokümantasyonların çok kötü hazırlanıyor oluşuydu. Yani daha önceki dillerde biz e, bir dili öğrenmek için normalde zaten dili geliştiren insanlar o dili nasıl öğrenileceğini dokümante ederler ve siz gidip o dokümantasyonu okuyarak dili öğrenirsiniz. Sonra daha alt seviyede e, belki de bu e, seviyede bilgi ...temeli olmayanların anlayabilmesi için bu sefer siz eğitim videoları hazırlarsınız. Ee, ama DART biraz bu şeyi kırdı. Açıkçası herkesin çok rahat bir şekilde okuyup anlayabileceği dokumentasyonlar hazırladı. Yani e, DART'ın dokumentasyonunu anlayabilmeniz için açıkçası... ...yıllarca bir e, fakültede falan okumuş olmanıza gerek yok. Direkt öğrenebilirsiniz. Bir de e, önemli bir konu dün e, yayında bol bol soruldu. Biz işte DART yazmaya başlayacağız ama... E, hata almadan başlamak istiyoruz. Özellikle emülatör problemleri. Ben bu yüzden yeni başlayan arkadaşlara e, dünkü yayında da zaten değinildi ama ben biraz detaylandıracağım. Yeni başlayan arkadaşlara ısrarla e, kurulum yapmamalarını öneriyorum. Yani daha burayı biraz açayım. Eğer daha önce hiçbir yazılım dilinde hiç kod yazmadıysanız size tavsiyem e, şuradan başlamayın. Yani flutter.dev'i açtınız. Get start tıkladınız. Ve buradan diyelim ki Windows kullanıyorsunuz, MacOS kullanıyorsunuz ya da Linux kullanıyorsunuz veya işte Chromeos kullanıyorsunuz çok az kişi de olsa <laughs> ama Windows üzerinden ilerleyelim diyelim ki bunu yapmayın size tavsiyem o yani daha önce başka yazılım dillerinde kurulumlar yaptıysanız zaten bir geliştiriciyseniz okey buradan ilerleyebilirsiniz ama ilk defa yazılıma başlıyorsanız lütfen bunu yapmayın çünkü burada karşılaşacağınız problemler e, sizin yazılım dan soğumanıza, yazılımı bırakmanıza bile sebep olabilir. E, arada çünkü benim e, videoların altına yorum olarak da geliyor. İşte e, kurulumu diyelim ki benim videomla başardığı için diyor ki senin sayende tekrardan yazılıma başladım. Yani daha önce denemiş, vazgeçmiş kurulumu yapamayınca. E, halbuki kurulum aşamaları yazılımla ilgili şeyler değiller. Dart'ı sevmeniz için, Flutter'ı sevmeniz için çok güzel bir neden daha var burada herhangi bir kurulum yapmanıza gerek yok. Yani hiçbir kurulum yapmayın. İlk defa başlıyorsanız, bugün başlıyorsanız Flutter'a, Dart'a ve yazılıma ilk defa bugün başlıyorsanız kesinlikle bu adımı uygulamayın. Onun yerine dartpad.dev diye bir web sitemiz var. Buraya gelin. Bunu açın ve Dart'ı buradan yazmaya başlayın. Ben bugün buradan anlatacağım. Buradan ilerleyeceğiz. Size de tavsiyem kesinlikle ama kesinlikle böyle yapın. Yani hiçbir şekilde kurulumla uğraşmayın. Ama inatçıysanız ne olursa olsun ben vazgeçmem. Ee, kurulum da kimmiş? Beni beş gün uğraştırsa da ben eninde sonunda kurarım ve yaparım diyorsanız okey onda da sorun yok. Ee, ama bu demek değildir ki beş gün sürecek. Çünkü bazılarınız belki bir seferde kuracak. Ee, bunun çok fazla etkeni var. Yani suç kendinizde bulmanıza gerek yok. Ee, ben kuramadım falan diye. Ee, chatte merhaba diyen bütün arkadaşlara merhabalar Yakup sana da. Şimdi e, Dart tarafında da e, ben şimdi dokümantasyonu açacağım ve dokümantasyonu .dev üzerinden ilerleteceğim. E, Dökümantasyona gelmek için tabii dart.dev'e geliyorsunuz. Buradan dokümantasyon bölümüne giriyorsunuz. Burada şöyle bir bölümümüz var. Language Tour. Bu Language Tour Bölümü Language Samples, Effective Dart, Library Tour, Features, Async, Await. Bu önemli bir konu olduğu için ona ekstra ayrı bir başlık açılmış. Yoksa normalde Language Tour'da zaten birazdan göreceğiz bunu. Bir de Dart SDK içinde, e, SDK bu arada Software Development Kit yani bir yazılım dilinde geliştirme yapmak istiyorsanız önce e, o geliştirme ortam araçlarını e, kurmanız gerekiyor, e, çalıştırıyor olmanız gerekiyor. Dart SDK kısmı da orası. Ben sık sık yani hala şu anda 5 e, yıla yakın oldu Dart'la, Flutter'la uğraşıyorum. Hatta geçmişte olabilir. E, hala neredeyse 3-4 günde bir mutlaka bazen her gün şu iki başlığı mutlaka ziyaret ediyorum. Language Tour kısmı ve Effective Dart kısmı. İkisinin de e, önemine değineceğim. Burada bugün Language Tour kısmına gireceğiz. Ben amacım dediğim gibi bugünkü yani birinci günkü amacımız şu. DART'a temel bir giriş yapmak, DART nasıl yazılıyor, nasıl çalışıyor bunu görebilmek. Burada e, dolayısıyla işleyebileceğimiz kadar konu işleyeceğiz ama bütün hepsini işlemeyeceğiz. Ben birazdan size bir tane e, Word dosyası paylaşayım. Hatta hemen bulayım. Getireyim. Çete de yapıştırırım. Ben şimdi linki bulup getireyim. Tamamdır. Getirdim. Şimdi çete yapıştırıyorum ben e, şeydeki... Arkadaşlar, Arkadaşlar şimdi çete yapıştırırlar linki. Bir Word dokümanı hatta buradan açayım. Linki yapıştırdım ben ama buradan da açayım ben şimdi. Ee, şimdi burada üç tane başlık ben yayından önce hazırladım. Birinci bölüm bizim aslında yarın işleyeceğimiz konular. Videosu da burada. Ee, devam ettirmek için size tavsiyem. Yani bu siz bunu bir fırsat bilebilirsiniz. Üç gün içinde ee, başlangıç seviyesi bir Flutter geliştirici olabilirsiniz. Bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu arada hemen geliyorsunuz. Görüyorum sizi burada. <laughs> ee, üç gün içinde, bunu samimi söylüyorum. Üç gün içinde hani çok başlangıç seviyesinde, emekleme seviyesinde bir yazılım geliştirici olmak istiyorsanız üç gününüzü ayırın. Ee, bizim bu yayın saatleri dışında. Ekstra biraz zaman ayırın. Üçer saat, dörder saatinizi ayırın. Ee, üç günün sonunda başlangıç seviyesinde bir Flutter geliştirici olacaksınız. Bu arada ben bazen şöyle aşağı köşeye bakıyorum. Ee, bakarken fark ettim. Ben şu an kendimi oradan görüyorum. Kamera şu an burada. Ben size bakarken kendimi görmüyorum. Oradan biraz bir şey oluyor. Yani nereye bakıyor falan demeyin. <laughs> Kameraya bakmaya çalışıyorum sözde. Ee, şimdi bu birinci bölüm bizim yarın işleyeceğimiz konu. Yani Flutter'a Flutter giriş bölümü. Dart değil Flutter'a giriş bölümü. Videosu da yukarıda. Kendiniz izleyip gelebilirsiniz. Çok daha güzel olur. E, bu arada sizden e, yardımcı olmak istedi olmanızı istediğim bir konu daha var. E, şimdi ben bu linki linke sahip olan herkesi normalde şu anda sadece görüntüleyebiliyorsunuz. Yorum yapamıyorsunuz buraya. Bu dosyaya yorum yapabilecek şekilde düzelteyim. E, özellikle daha önce e, Flutter'a başlayan arkadaşlar varsa e, çok rica ediyorum şunu yapın. Örnek veriyorum. Deyin ki başlangıç düzeyinde bu konuyu bilmeye gerek yok. Onun yerine şu konu daha önemli. Ben olsam bunu işlerim dediğiniz konular varsa yani kendinizi ta en başa geri götürün. Deyin ki ben en başta keşke şunu bilseydim. Yani yeni başlayan arkadaşlara bilmelerini önerdiğiniz widgetler varsa onları buraya ekleyin. Yarın onları da işleyelim. Ee, ve bugünkü konumuz burada başlıyor. Burada da e, Veli Bacık hocamızın 7 saatlik bir DART eğitimi var. Ben bugün aslında işte bunun biraz özetini yapmaya, yapmaya çalışıyor olacağım. Burada çünkü 7 saatten fazla bir eğitim var. Ve eğitimde yazılmış kodlar da var. Burada tüm başlıkları da görüyorsunuz. E, şimdi de sizden ricam şu. Yine e, biraz nispeten tecrübeli arkadaşlara söylüyorum. Bu konu başlıkları içinden bugün işlemimizi e, önerdiğiniz mutlaka ama mutlaka buradan bahset. Burayı atlama. Burası çünkü yeni başlayan arkadaşlar için çok önemli örnek veriyorum mesela ben bir değişken değerini değiştirme konusunu çok önemli olduğunu düşünüyorum mutlaka buraya değinmenizi istiyorum dediğiniz başlıklar varsa bunları da lütfen işaretleyin ya da buradan kopyalayıp getirip çete yapıştırın deyin ki hocam bu konuya değin lütfen diye ben bu konuyu da detaylı bir şekilde işlemeye çalışayım elimden geldikçe. Çünkü tüm konulara giremeyeceğiz. Yani bütün konular. Çünkü Beri bacık hocamız burada e, 7 saat işlemiş bunu. Biz herhalde bunu 1 saatte de işleyecek değiliz. Burada da e, en altta bir contents bölümü var. Burası da aslında şurayı kopyalayıp getirdim. Yani şu bölümü kopyalayıp oraya yapıştırdım. Hatta zaten linkleri var. Siz şimdi tıklayıp giderseniz e, direkt linki de orada görüyor olacaksınız. Yani şuraya tıkladığımda. Dokumentasyonun ilgili bölümüne geliyorum ben. Bunlara değinmek istedim. Bunlarla ilgili eklemek istediğiniz şeyler varsa lütfen e, yorum bölümüne e, asılın, chat bölümüne. E, lütfen yayın olabildiğince interaktif geçsin. Yani ben sizin burada olduğunuzu hissedeyim. hissedeyim. Şöyle yapalım, böyle yapalım tarzı. E, girin. E, amacım öyle basit sıradan bir yayın olsun, sıradan bir eğitim olsun. Ben anlatayım gideyim. Anlayan anladı, anlamayan anlamadı gibi olmasın. Buradaki arkadaşlar e, şu an kaç kişi olduğunuzu görmüyorum ama e, en azından bir yarısı Flutter geliştiricisi olsun yani. Hani diğer yarısı Flutter'dan haberdar olsun ama bir yarısı desin ki aa ne kadar güzelmiş e, Flutter. Ben başlayayım Flutter uygulamalarım olsun. Dart da güzel bir dilmiş öğreneyim hemen. E, ümidim bu. Şimdi ilk 15 dakika böyle genel bir e, anlatım yapmaya çalıştım. Buradan e, devam edelim. Levent Hocam, siz de cansınız. <laughs> Şimdi ee, dokumentasyonun mantığıyla gideceğim. Yani konu başlıklarımız bunlar. Şu şekilde sağ taraftan ilerletiyorum şu anda. Konu başlıklarımız bunlar. Bunları ben alacağım. Buradaki bir bölümü örneğin götürüp DartPad'de çalıştıracağım. Yani kendimi şu anda sizin yerinize koyuyor olacağım. Aa Dart diye bir dil varmış. Ben gidip öğreneyim diyeceğim ve nasıl öğrenmek istediğimi göreceğim. Tabii arada ufak bir fark olmuş olacak. Ben çünkü hani diyorum ki başlarken bu hataları yapmasaydım dediğim hataları yapmamaya çalışacağım. O yüzden dikkatli bir şekilde takip etmeye çalışın. Şimdi dokümantasyona ilk geldiğiniz zaman şöyle soldan yine en yukarıya gidelim. İçindekiler bölümünde e a basic dart program diyerek başlangıçta size bomboş bir kod veriyor. Hiç yazılım bilmediğinizi varsayıyorum. Bu şimdi bir kod. Bunu çalıştırılması gerekiyor. Bunu nerede çalıştıracağız? Dart'ı bilgisayarınıza kurmuş olanlar zaten kurulumu yapmıştır. Orada çalıştırabilirler. Ama hiç kurulum yapmamış olan arkadaşlar kurulumla uğraşmasınlar. Gelsinler burada dartpad.dev hiçbir şey de yapmaya gerek yok. Orada kopyaladığı kodları getirip buraya yapıştırsın. Hiçbir şey yapmadan önce şöyle RAM bölümüne tıklayıp Aa, çalıştı. Ama ne oldu acaba? Ha, burada the number is forty e, 42 diye bir şey çıktı. Bunu bir ufaktan değiştirmeye çalışın. Yani şu nereden oluştu gibi düşünmeye başlayın ve Aa, buradan diyebilirsiniz. Çünkü burası var ve burası yok. Yani şu burada gelmemiş. Yani burada şu anda ben e, dolar işareti ve a number diye bir şey görmüyorum. Acaba bu nereden geldi? düşünebilirsiniz. Aa şurada 8. satırda. Yani göz gezdirirken fark edebileceğiniz bir şey. Aa tamam burada 42 var. Herhalde olsa olsa bu 42 buraya yazılmıştır. Çünkü sayfada başka bir 42 yok. Peki nasıl olmuş bu? işte bir print integer diye bir şeyler falan var burada. Ne olduğunu bilmiyoruz, anlamıyoruz. Dart size dokümantasyon bölümünde ilkin bu bölümleri açıklamaya başlıyor. Ben de şimdi ee, onun yaptığı gibi kelime kelime size açıklamaya çalışacağım buraya kadarki bölümü. İlk bölüm bu olacak ve aslında e, bir yazılım dilinin temel ifadelerinin birçoğunu burada görmüş olacağız. Bazı şeyleri de ben ekleyeceğim bazı temel konuların üzerine. E, en üstte şöyle soluk renkli bir şey görüyoruz. Bu soluk renkli gördüğümüz şey aslında Dart'ı değerlendirecek, Dart'ı çalıştıracak sisteme Burayı değerlendirme demek. Bunlar yorum. Yani siz kendiniz için sonradan hatırlamak için burayı yazmış olabiliyorsunuz ya da sizden başka bir arkadaşınız sonradan bu kodu okuyacaksa, e, onlara not bırakmış oluyorsunuz. Yani burayı bilgisayara yazmıyorsunuz. Çünkü bilgisayara eğer bir satırın başına iki tane slash koyarsanız bilgisayara şunu diyorsunuz. Bu satırı önemseme. Bu satırın devamı seni ilgilendirmiyor. Ben bunu sana yazmadım. Ben burada şunu diyorum. Dolayısıyla diyorum ki burada bir fonksiyon tanımı görüyoruz. Alt satırdan bahsediyorum. Bir fonksiyon tanımı görüyoruz. Bir fonksiyon tanımlarken yani fonksiyon tanımlama şu. Dün e, yine Gazian Hoca'nın e, değindi ve önemli olduğunu belirttiği bir konu vardı. Deklaratif kodlama ve imperatif kodlama Imperatif kodlamanın temeli fonksiyon çağırmaya dayanıyor. Dolayısıyla bir fonksiyon tanımlama olayı gerekiyor. Fonksiyon dediğimiz şey bilgisayardan yapmasını istediğimiz işlem. Burada bir işlemi bilgisayara anlatmanız gerekiyor önce. Yani o işlem nedir anlatmanız gerekiyor ki o işlemi yap dediğinizde bilgisayar bu işlemi yapabilsin. Bütün yazılım dillerinde işlem tanımlama olayı var bütün yazılım dillerinde. Bir işlem tanımlarken öncelikle en başta yazdığınız şey şurada yazdığınız kelime anahtar kelime oraya ben değineyim şöyle keywords bölümü var. Important concepts bölümüne de e, değinmeye çalışacağım bu dartı ilgilendiren bazı konseptler. Ama açıkçası e, buradaki işleyişi şöyle yapmayın e, yani a birinci bölüm bu tamam ikinci bölüm bu deyip bu bölümü tamamen anlamaya çalışmayın. Birinci bölüm okey hepsini anlayabilirsiniz muhtemelen. Ama bu ikinci bölümün tamamını anlamaya çalışmayın eğer yazılıma çok yeni geliyorsanız. Bunu bütün dokümantasyonu bitirdikten sonra tekrar okuyun. Çünkü muhtemelen büyük çoğunluğunu anlamayacaksınız ilk okuyuşta. O yüzden burayı atlayın, gelin şu Keywords bölümüne. Bütün yazılım dillerinde rezerve edilmiş bazı e, anahtar kelimeler var. Yani o anahtar kelimeler aracılığıyla anlaşıyorsunuz. E, örneğin e, insan dilinde de böyle. Yani doğal dil dediğimiz insanların kendi arasında konuştuğu dillerde de böyle. Bazı kelimeler rezerve edilmiştir. Örneğin e, sayılar için rezerve edilmiş kelimeleri düşünün. 1, 2, 3, 4, 5. Yani kolay kolay biri e, bu kelimeyi başka bir şey için kullanmaz. Yani biri çocuğuna ya da kedisine bir ismini kolay kolay vermez. E, niçin? Çünkü onlar sayılar için rezerve edilmişlerdi Ve mesela onları birbiriyle çarpabilirsiniz, bölebilirsiniz. Üzerlerinde onların işlem yapabilirsiniz. Yani 7 kere 7, e, 49 diyebilirsiniz. İşte 7... E, İkiye bölerseniz üç buçuk kalır diyebilirsiniz. Ama aynı şeyi diğer alandaki kelimeler için yapamazsınız. Bunlara rezerve edilmiş kelimeler diyor, deniliyor. Yazılım dilleri insan dillerine göre çok çok daha ilkel ve basitler. Ve o yüzden öğrenmeleri de genelde çok daha kolay. Ee, kolay tabii ki göreceli bir kavram. Ee, ben birçok bir insan dili öğrenmeye e, mesai harcadım, birçok yazılım dili öğrenmeye de mesai harcadım. Ee, bana göre yani bu kişisel bir görüş. E, bana göre yazılım dilleri insan dillerine göre çok daha öğrenmesi kolay. Özellikle bir, bir dili öğrendikten sonra başka bir dili öğrenmeniz çok çok daha kolay. Bu insan dilleri için bunu söylemek çok e, aynı değil, öyle söyleyeyim. Şimdi burada e, rezerve edilmiş kelimelerimiz var. E, bu kelimeleri şöyle liste olarak aklınızda tutun ve her öğrendiğinize aklınızda bir tik atın. Ben aklınızda diyorum ama siz bunları alıp bir Excel'e bir yere yapıştırıp Öğrendiklerinizin renk tonunu da değiştirebilirsiniz Yani size bir öğrenme taktiği olarak söylüyorum bunu Örneğin bunu alıp buradan getirdiniz Bir tane Excel dosyası açtınız Hızlıca açalım bir tane Ve buraya yapıştırdınız Her öğrendiğiniz kelimenin gelip burada mesela Ben bunu şu kadar öğrendim deyip Burada tonlarla şu tonlardan başlayarak En çok öğrendiğinizi en yeşil yapacak şekilde buradan da takip edebilirsiniz. Bunlar çünkü asıl şu anahtar kelimeleri öğrendiğinizde dilin birçok şeyini öğrenmiş oluyorsunuz. E, void de bizim bu anahtar kelimelerimizden biri. Şurada gördüğünüz gibi. Void. Geliyorum tekrar buraya. Void'i açıklamak için girdim oraya. Şimdi e, ta en başta söylemek istediğim şey şu. E, tam olarak buydu. Mesela bir void'i açıklamak için. Ee, bu kadar detaya girdim. Amacım void'i açıklamak değildi tabii ki. Amacım dökümantasyonu anlamanız sağ, anlamanızı sağlamaktı. Ama aynı şeyi mesela gidip var için e, int için e, veya işte fonksiyon için e, yapmak istemiyorum. O yüzden tecrübeli arkadaşların illa öğrenilmesi gerekiyor dediği noktalar varsa e, çete yumulsun. E, Hocam sakın buraya atlamadan bu dersi bitirme desin. O konulara detaylı gireyim, diğer konulara detaylı girmeyeyim, bu kadar uzun uzun açıklamayayım yani. Şimdi, peki bu void rezerve edilmiş bir kelime ama ne demek? Bunun mantığı şu: Siz bir işlem tanımladığınız zaman bir yazılım dilinde bu işlem neticesinde bir şey üretiliyor olabilir. Yani siz bu işlemi çalıştırdıktan sonra ortaya bir ee, sayı ortaya çıkıyor olabilir. Mesela bir çarpma işlemi yap diyorsanız ya da toplama işlemi yap diyorsanız mesela toplama işlemi dediğinizde toplama işlemi yap. Ne yapılır? Mesela örneğin toplama işlemi iki tane sayı ile yapılır. Sayı 1 virgül int sayı 2 diyorum. Şimdi normalde bunun başına hani void yazmak istemezsiniz. Sebebi şu e, işlemler en temelde ikiye ayrılıyor çalıştıktan sonra bir şey üretenler sadece çalışıp iş yapanlar. Ama o işin neticesinde bir şey e, üretilip dışarıya verilmiyor olabilir. Örneğin e, burada print integer yani sana verdiğim sayıyı yazdır. Türkçe'ye çevirelim bunu. Sayıyı yazdır. Bu sayı yazdır işlemi gerçekleştiği zaman çağrıldığı yere bir şey üretmeyecek. Yani oraya bir şey vermeyecek. Void demek o demek. Normalde size tavsiyem bunların gidip Türkçe karşılıklarını da öğrenmeye çalışın. Void normalde boşluk demek, hiçbir şey demek. Yani bu çalışacak ama hiçbir şey buraya gelmeyecek. Ne yapılacaksa burada yapılacak demek. Void'in açıklaması o. Bir işlem tanımlamak istiyorsanız öncelikle o işlemin çalıştıktan sonra üret, e, üreteceği bir şey varsa onun Şeklini, tipini belirtmek. Yani mesela bu toplama işlemi yap. Çalıştıktan sonra ne üretir? Düşünürseniz iki tane sayı. İki tane buna tam sayı diyelim. İki tam sayının toplamı yine bir tane tam sayı olacaktır. O yüzden int. Yani bu çalıştıktan sonra e, ne olacak? Dışarıya bir tam sayı üretilecek. Dolayısıyla şimdi ben yok burada bir hata aldım. Burada şuna da değineyim. Burada göreceğiniz şu altı çizili... 3 şekil şey göreceksiniz, 3 farklı renkte bir şeyler göreceksiniz. Birincisi böyle kırmızı ve sağ tarafta sizi uyaracak, error diyecek, yani senin bu kodun çalışmaz haberin olsun, bu kod çalışmaz. Mavi renkler göreceksiniz bazı yerlerde, onlar info yani ekstra bilgi veriyor size, düzeltmeniz daha iyi olur noktaları. Bir de e, turuncu sarı arası bir renk, e, o da warning. Yani uyarı veriyor size kodun çalışmayabilir haberin olsun demek onlarda biz şu anda kırmızı aldık yani bu kod çalışmayacak ben çalış dersem bile bu kod çalışmayacaktır gördüğünüz gibi bu kod çalışmadı ee, çünkü diyor ki sen bu kodu düzgün yazmadın niçin düzgün yazmadığıma geleceğim bir işlem tanımlarken öncelikle eğer bir şey üretecekse onun tipini yazmanız gerekiyor sonradan bu işleminize isim vermeniz gerekiyor zaten bunu görmüş yani ben yaparken fark etmişsinizdir sayı yazdır ...işleminize kendiniz isim veriyorsunuz. Burada olabildikçe yapılan işe uygun bir isim vermeye çalışın. Yani gelip buraya e, işlem 1 demeyin. Sonra işlem 2, işlem 3. Yani bunun işlem olduğu zaten belli. Nereden belli anlatacağım şimdi. Bunun işlem olduğu zaten belli. Ne işlem yapılıyor? Onu anlatmaya çalışın. E, sonradan bu kodu okurken çünkü... ...ne yaptığınızı bu ismine bakarak bilebilirsiniz. Ya da bu fonksiyonu kullandığınız yerde... E, bunun ismini sadece görerek ne iş yaptığı üzerine bir tahminde bulunabilirsiniz. Sayı yazdır diyorsanız, bunun işlem olduğunu belirtmek için parantez burada parantezler devreye giriyor. Normalde bu bölümü yapmanıza gerek yok, bu zorunlu bir ifade değil. Şu şekliyle de bir işlem tanımlamış olursunuz. Ama bu işlemi yapmak için e, size ekstra bir bilgiye ihtiyaç varsa, bir veriye ihtiyacınız varsa, onu da bu parantezler içinde belirtiyorsunuz. Yani diyorsunuz ki benim bu sayı yazdır dediğim şeyin bu işlemin gerçekleşebilmesi için bana bir sayı lazım. Dolayısıyla bu e, işlemi yazdır işlemi şey sayı yazdır işlemi kullanılmak istendiği zaman mutlaka sayı verilmelidir. Mesela toplama işlemi yapılacağı zaman mutlaka iki sayı verilmelidir. Bu işlemin yapılabilmesi için e, bir parametre gerekiyor. Bunlara parametre diyoruz. İşlemin yapılabilmesi için gerekli parametreler. Örneğin hiç parametre gerektirmeyen ve dışarıya da bir şey üretmeyen bir işlem tanımlayalım. Merhaba söyle mesela. Merhaba söyle. Şimdi bunun bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için bu en sade şekilde bir işlem tanımlama şekli. Burada bir işlemi tanımlarken dediğim gibi işlemi tanımladığı zaman bu olayın işlem olduğunu parantezlerden belirtiyorsunuz. Yapılacak işi de süslü parantezler arasında yazıyorsunuz. Burada diyorsunuz ki bu işlem çalıştığı zaman sadece merhaba söylesin. Yani konsola merhaba yazdıracak. Merhaba söyle diyorum ben şimdi buna. Ne yapmış oluyor? Bu işlem çağrıldığı yerde dışarıya da bir şey üretmiyor ve parametre de istemiyor. Buradaki parametre dediğimiz şey de o. Ve Şuraya yazdığımız int de gönderilecek yani kullanılacak parametrenin tipini gösteriyor. Buradan hemen şuraya gelmiş oluyoruz. Ee, parametrenin tipi dedim ya varsayılan tipler var yazılım dillerinde. Dart'ın içinde e, veri tiplerimiz kullanabileceğimiz tipler bunlar. Şu, size hemen int tanıdık gelmiş olacak. Burada gördüğünüz gibi int ve double şeklinde iki tane sayı görüyoruz. Bunlardan bir tanesi int dediğimiz şey tam sayıyı ifade ediyor. Double dediğimiz şey de e, ondalıklı sayıları ifade ediyor. Ondalıklı sayılar için kullandığımız bir kavram. String dediğimiz şey metinsel ifadeler için kullandığımız şurada gördüğünüz şey. Bunları ayırt etmek için de bazı işaretler kullanıyoruz. Örneğin yazılım dilinin herhangi bir yerinde yani bir dart dosyasının içinde eğer bir metinsel ifade kullanacaksanız onları mutlaka tırnak içinde yazmanız gerekiyor. Şurada gördüğünüz tek tırnak ya da isterseniz bunu çift tırnak içinde de yazabilirsiniz. Yani tek tırnak veya çift tırnak. Bunların hangisini ne zaman kullanacağınıza detayda karar verirsiniz. Ben şu anda bu bu konuya detaylı girmeyeyim ama ikisinin de aynı olduğunu düşünebilirsiniz. Tek tırnak ve çift tırnak. Çünkü başka yazılım dillerinden gelen arkadaşlar için bu aynı olmayabilir. Örneğin C şartta tek tırnak tek bir harf ifade etmek için kullanılıyor. Çift tırnak ise uzun metinsel ifadeleri e, belirtmek için kullanılıyor. Dolayısıyla strings'ler stringlerde bunlar. Strings dediğimiz şey yani şu anahtar kelimeyle. Eğer bizim e, fonksiyonumuz veya işlemimiz tanımladığımız değişken var. E, şey geldi yorum geldi oraya bakın ve o yorumu tekrar verebilir misiniz ben tam yakalayamadan gitti. Ee, ha şu bunu kastediyorsun sanırım aslında biraz önceki durum da olurdu satır bittiği zaman o dediğini yine yapabilirdik umarım kastım budur burayı da şu anda bilerek saklamıyorum. Normalde şöyle hide deyip burayı gizleyebilirsiniz. Bir tane sorun var diyor. Burada zaten size ipucu veriyor. Ama ben özellikle görmenizi istediğim için burada tutuyorum onu şu anda. Yine language tour bölümüne geldiğim zaman kullanabileceğim bir veri tipi daha var. O da boolean. Bu da evet veya hayırlı ifadeler için kullanacaksınız. Yeri geldiğinde buraya biraz daha detaylı gireceğim. Bundan sonraki 3 bölüm ise şunlar. Yukarıdaki veya yine bizzat bunların birleşmiş hali list dediğimiz verilerin listelenmiş hali. Başka dillerde array olarak yani dizi olarak biliniyorlar. Matematikteki dizilerde yaklaşık olarak e, aynı. Set dediğimiz olay da yine diğer verilerin birleşmiş hali. Matematikteki küme gibi düşünebilirsiniz. E, temel farkı listeden burada bir sıralama yok. Yani veriler sıralanmıyor içinde ve e, kümelerde olduğu gibi aynı veriyi iki defa bir setin içine koyamıyorsunuz. Ama listeye aynı veriyi iki defa ekleyebilirsiniz. Yani bir listenin içinde Mehmet iki defa isim olarak bulunabilirken bir kümenin içinde Mehmet iki defa bulunamıyor. E, mapler ise yine verileri tutuyorsunuz ama verileri tutmak için e, özel erişim e, kelimeleri kullanıyorsunuz. Şimdi bunların örneğini görmediğiniz zaman biraz soyut kalıyor. Ben bunların örneklerini göstereceğim size. E, Runes simbol ve null veri tipi bu üç veri tipini özellikle e, runes ve sembolleri çok fazla kullanmayacaksınız ama kullanmak isterseniz diye. Burada runeslar dediğimiz işte e, bayrak gibi ifadeler, para birimi gibi ifadeler, o dolar işareti gibi para birimi gibi ifadeler ayrı olarak belirtilmiş. Sembollerde e, emoji tarzı ifadeler bazı yazılım dilleri çünkü emojileri hiç desteklemiyor. Özellikle desteklendiğini göstermek için bu iki veri tipi de buraya alınmış. Yoksa çok da hani en temele alınmasına alınmaya değer veri tipleri mi emin değilim. yani özet bir eğitimin içinde bunlara değinilmeli mi emin değilim. O yüzden değinmiyorum. Siz de çok anlamadığınızda buraya atlayabilirsiniz. Ama null veri tipi çok önemli. Bu bir şöyle bir veri tipi null veri tipi. Yani sıfır bir varlık mıdır değil midir tarzı biraz felsefik bir şey yani bu bir veri tipi midir değil midir bu olmayan şeyler için kullanılıyor ee, yani siz bir veriye değer atamazsanız yani ortada ismi var kendisi yok dediğimiz o kendisi var ya işte o null o verinin tipi null yani mesela kaf dağ dediğimiz bir isim var değil mi kaf dağ dediğimiz o dağ gerçekteki dağ null bir ismi var tipi de var dağ tipinde ee, ama değeri nerede o null Kafda nul ya da anka kuşu nul bir kuş değişken tipi olarak kuş tipi ismi de anka kuşu ama değer nerede değer nul gerçek hayattan örnek vermem gerekirse herhalde e, yerinde örnekler olur bunlar şimdi tekrardan geri geliyorum buraya e, burada şimdi bir işlem tanımladık peki ne yapacak bu işlem bu işlemin görevi şu görevini buradaki süslü parantezler içinde yazıyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman da yapılacak bazı, mesela burada şu anda yaptığımız bir şey daha var. Bir işlem çağırıyoruz bu sefer. Bakın çok önemli bir konu bu. Call a function demiş tanım bölümüne, yorum bölümüne. Diyor ki, işlem çağırma şekli. Şimdi bu şekilden yani şuraya baktığımızda aynısının burada olduğunu da görüyoruz. İşlem tanımlamak ve işlem ıı, çağırmak. Ee, yani bir işlemin işlemin yapılmasını istemek. işlem çağırma demek yapılmasını istemek. Böyle hemen yapılmasını istemek diyorum. Ee, bunu yaptığınız zaman aradaki fark şu. Tanımlamak ile çağırmak arasındaki fark şuradaki süslü parantezler. Eğer süslü parantezler takip etmiyorsa normal parantezleri hemen noktalı virgül geliyorsa... ...siz muhtemelen tabi e, detayda ufak bunu... Şu an söylediğim şeyi bozacak bazı ifadelerle karşılaşacaksınız ileride biraz daha e, ileriki aşamalarda. Ama temel olarak bu ayrımı söyleyebilirsiniz. Eğer bir fonksiyon, e, bunun fonksiyon olduğunu buradaki parantezlerden anlıyoruz. Ta ki ben hemen noktalı virgül geliyorsa bu bir işlem çağırma olayıdır, tanımlama değil. Bir işlemin yapılmasını istiyorsanız yazılım dilinin o işlemi biliyor olması gerekiyor. Burada şu anda siz print dediğiniz zaman, bunu normalde e, yazılım dilinin bir yerlerinde sizin ona anlatmış olmanız gerekiyor. Ama bazı işlemler dil size sunulurken veriliyor. Bu işlemi sizin tanımlamanıza gerek yok. Print de onlardan biri. Verdiğiniz ifadeyi yani içine parametre olarak gönderdiğiniz e, veriyi sizin için konsola yazdırıyor. Şimdi çok yeni başlayan arkadaşlar için acaba bu konsol ne demek şeklinde düşünebilirsiniz? E, çok detaylı. Öğrenmenize gerek yok ama çok çok detaylı öğrenmek istiyorum. Ben yaptığım her şeyin çok detayını bilmek istiyorum diyorsanız da e, işletim sistemleri bölümündeki yani işletim sistemleri bilgisayar mühendisi ve yazılım mühendisi bölümlerinde işletim sistemleri dersi var. İşletim sistemleri dersinde de System Call diye bir başlık var. Şöyle ben not olarak düşüneyim meraklı arkadaşlar için gidip e, araştırsınlar. System Call. Burada aslında yapılan şey bir sistem çağrısı. Yani siz işletim sistemine diyorsunuz ki be, benim sana verdiğim ifadeyi konsola yazdır. Arka planda ne dönüyor sizin haberiniz yok. Bu e, imkanı size yazılım dili veriyor. Siz diyorsunuz ki print şu ifadeyi al konsola yazdır. Gerisine karışmıyorsunuz. Yani geride ne oluyor bilmiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz yazdığınız şeyi burada görüyorsunuz. Burada ise toplama işlemi yap dediğimizde bu fonksiyonun bir geri dönüş bir şey üretmesi gerekiyor. Normalde ne üretir bu? Ee, sayı 1 artı sayı 2. Tabi burada ben artı dedim. Gördüğünüz gibi burada artı. Bunu rastgele yazmıyorsunuz. Bu bir operatör. Buna da operatör deniyor. Burada da bu diğer operatörleri görmek için şuraya geldiğiniz zaman burada operatörler diye bir başlık görüyorsunuz. Buraya tıkladığınız zaman ee, başlıkların yine şöyle baktığınız zaman bu başlıktan ta buraya kadar gelen kısımda şunu görüyorsunuz e, operatörler de ayrılmış yani ne demiş mesela aritmetik operatörler o yüzden dart dokümanı çok güzel diyorum ee, mesela aritmetik operatörler denmiş ve aritmetik operatörler sıralanmış şöyle tıkladığım zaman aritmetik operatörleri görüyorsunuz. Bunlar e, ne yapıyor toplama işlemi çıkarma işlemi. E, şu eksiden bahsediyor şu eksi. Mesela bir sayı bu expression dediği ifade yani bu her neyse demek bu expression. Ee, eksi 3 mesela sayıyı eksi yapar diyor. Ee, işte diğer operatörleri detaylı bir şekilde girmeme gerek yok. Zaten az çok bildiğiniz şeyler matematikte kullandığımız şeyler. Ee, ama detayını öğrenmek istiyorsanız ya da özellikle değinmemi istediğiniz çünkü şu an Hemen burayı açıp gelebilirsiniz. Örnek veriyorum. Mesela buraya gelebilirsiniz. Aa burada Cascade diye bir operatörden bahsediyor. Ya da işte e, Bitwise operatör. Aa bunlar ilginçmiş diyorsanız hemen yine çete abanın e, merak ettiğiniz, özellikle merak ettiğiniz bir operatör varsa onu da size detaylı bir şekilde anlatayım. Ama yoksa gördüğünüz gibi özet bir şekilde ben size operatörler diye bir şey olduğunu ve bunların yazılım dillerinde bazı görevler yerine getirdiğini söylemiş oluyorum. Şimdi burada e, değinmediğim bir şey daha vardı. Aslında değinmediğim hiçbir şey bırakmak istemiyorum burada. O yüzden değineyim. Şu noktalı virgül nedir? Noktalı virgül normalde komut satırının bittiğini ifade ediyor. Normal şartlarda şöyle düşünebilirsiniz: e, Satır bittiyse komut satırı. E, burada komut satırı ve normal satır ifadelerini bilmeniz gerekiyor bir yazılım dilinde. Normalde şöyle 17. satırı düşünün. E, başladığı zaman bu satır şurada aslında bitmiştir bilgisayar için. Bu satır burada bitmiştir. Yani siz bunun devamına örneğin var number 2 diyelim. İkinci bir sayı daha tanımladınız. Buna da 30, 43 dediniz. Noktalı virgül koyduğunuzda aslında bu bilgisayar için şurası bir komut satırı, burası bir komut satırı olmuş oluyor. Ve burası da satırın devamında aslında yorum olarak bırakmış oluyorsunuz. Bu satırın devamında bir şey yok. Geç. Varsa da önemseme yani. Değil mi? Burayı unutmayın yorum. Ee, yorumlar ikiye ayrılıyor. Diğerini de şimdilik size bırakıyorum. Merak ediyorsunuz oraya da e, değineceğim ama süremiz çok uzun olmayacağı için özet olarak geçiyorum. Şimdi burada normalde e, bu işlemi tanımlarken bu işlemin yapacağı şeyi belirttik değil mi? Sayı biri alacak o toplama operatörü yani ekleme operatörü diyelim biz buna. Çünkü bu operatör sayılarla kullanıldığı zaman ekleme işlemi yapıyor, ama e, metinsel ifadelerle kullanıldığı zaman birleştirme işlemi yapıyor. Yani siz bunu iki tane integer arasına yerleştirdiğinizde o iki sayı birbirine ekliyor. Adding deniyor e, İngilizcesiyle. Ama bunu iki tane string ifadenin arasına yazarsanız o zaman birleştirmiş oluyorsunuz. Çünkü metinsel ifadeleri toplayamazsınız. Yani Ahmetle Mehmet kelimelerini toplayıp işte Ahmet 5 harfli, Mehmet e, altı harfli o zaman 11 harfli bir şey elde etmiş olmuyorsunuz. E, matematiksel olarak düşündüğünüzde ya da Ahmet ile Mehmet'i topladığınız zaman Süleyman falan gibi başka bir kelime bulamıyorsunuz. Bunlar sayılar için kullanıldığı zaman. Ama e, metinsel ifadeler için kullanıldığında o iki metini birleştiriyor. Yani merhaba artı deyip mesela e, dünya diyelim. Meşhur hey Merhaba dünya diyerek e, bu iki metni birleştirebiliyorsunuz. Buradaki operatörle buradaki operatör aynı işi yapmıyor. Burada da bağlam yani gerçek hayattaki gibi düşünün. Bir kelime kullanıldığı bağlamda anlam ifade eder. Operatörler de öyle. Kullandığınız yere göre ifadeleri değişebilir. Ve infoyu da görmüş oldunuz. Yan tarafta gördüğünüz gibi iki tane infomuz oluştu. Bunlar sorun değil. Yani senin kodun çalışır demek. Hata almazsın ee, ama olmasa daha iyi gibi bilgi notları. Şimdi burada hala kırmızı bölümün gitmediğini görüyorum. Bu işlemi yaptı. Peki burada rezerve edilmiş kelimeler bölümünde zaten şurada aslında. Ama rezerve edilmiş kelimeler bölümüne gidip orada da görebiliriz. Ee, şu kelime, bu kelime bizim rezerve edilmiş keyword adı. Ee, lerimizden biri ne yapıyor? Bu da bir iş yapıyor. Geliyorum. Diyorum ki bunun başına return ifadesini yerleştiriyorum. Ben bunu yerleştirdiğim anda bu şu anlama geliyor. Yani bu işlem çağrıldığı yerde kendisine iki sayı verilir ve o da yeni bir sayı üretir demek. Yani şöyle bir şey olmuş oluyor. Siz Örneğin bir değişken oluşturmak istiyorsunuz. Şu an gördünüz. Aslında burada ben direkt değinmedim değişken nasıl oluşturuluyor diye ama burada var. Birazdan değineceğim oraya. Yeni bir değişken oluşturdunuz. Diyelim ki toplam eşittir deyip buna bir değer atamanız gerekiyor. Bir değer vermeniz lazım. Toplam dediğiniz şey nedir? Toplama işlemi yaparak bunu yapabilirsiniz. Yani diyebilirsiniz ki buradan kopyalayıp getireyim. Toplama işlemi yap diyerek mesela 4 virgül 6. Bu iki sayıyı topladığınız zaman bu işlem ile bu işlem arasında çok fark var. Şu işlem ile bu işlem arasında çok fark var. Bu işlem çalışır ve void'tir. Yani geriye bir şey üretmez. Çağrıldığı yere bir şey vermez. Çalışır. İşi her ne yapacaksa yapar. Biter. Bütün olayı buradaki süslü parantezler arasındadır. Ama e, toplama işlemi yap. E, fonksiyonu öyle değildir. O çağrıldığı yere bir şey verir. Yani bu işlem başarıyla gerçekleşirse bu toplam dediğimiz şey 10 olmuş olur. Yani biz aslında şunu demiş oluruz. Şöyle demiş oluruz. Bu işlem çalışırsa. E, umarım anlaşılmıştır. Şimdiye kadar e, anlattığım şeyler içinde sormak istediğiniz şeyler varsa sorularınızı alabilirim. Bir yaklaşık 45. dakikadayız yayının. Birikmiş sorular varsa arkadaşlar da şey yapabilirler. E, iletebilirler. Bazı arkadaşlar sayfayı biraz büyütmeyi istemiş. Küçük mü? Ben benim baktığım yerde aslında bayağı büyük görünüyor diyeceğim ama çok acemice bir şey olacak. Kullandığınız ekran muhtemelen biraz küçük. Çünkü bu 720p'de Baya bir e, konu anlattım, muhtemel birikmiş şeyler olabilir. Ee, Yunus Yörük zaten şey yapmış. Yunus Yürük ee, yorum kısmını kapatırsanız ekranın büyüyeceğini söylemiş. Varsa sorularınız alabiliriz. Yoksa bir iki dakika böyle bekleyeyim. Ondan sonra devam edelim. Ee, Berkay'ın bir sorusu var sanırım. Berkay M 1de sıkıntı oluyor mu e, hocam hiç? E, ya aslında şöyle düşünebilirsin. Sen başlangıç seviyesi olarak bu eğitimi başlangıç seviyesi olarak gördüğüm için söylüyorum. Google Chrome'un çalıştığı her yerde dart ve flutter çalışabilirsin. Hani bırak M1'i normal direkt telefonundan bile dartpad.dev'e girerek e, belirli bir düzeye kadar dart ve flutter öğrenebilirsin. Dartpad sadece dartı çalıştıran bir e, yer değil. E, aynı zamanda flutter'ı da çalıştırabiliyor. Dolayısıyla Google Chrome'un çalıştığı her yerde çalışır. Hani Diğer tarayıcılarda denemedim ama muhtemelen onlarda da çalışıyordur. E, zaten... Opera temelinde yine Google Chrome. Ee, Mehmet Akif Ünal güzel bir soru sormuş. Normal parantez ile süslü parantez arasındaki fark çok kısa bir şekilde değineyim. Normal parantezle sen bir fonksiyon olduğunu belirtiyorsun, bir işlem olduğunu belirtiyorsun. Burada ya çağırıyorsundur ya tanımlıyorsundur. Eğer senin Normal parantezini süslü parantez takip ediyorsa, burada sen bir fonksiyon tanımlamaya çalışıyorsundur, fonksiyon tanımlıyorsundur. Ama eğer süslü parantez geliyorsa, süslü parantez gördüğünüz hemen hemen her yerde, hemen hemen diyorum, e, istisnai durumlara gelirsek söyleyeceğim, hemen hemen her yerde bir olay izah ediyorsunuzdur, bir şeyler anlatıyorsunuzdur. Süslü parantezler arasında siz burada ismini verdiğiniz ve fonksiyon olduğunu belirttiğiniz olayı anlatmaya başlıyorsunuz. Yani sayı yazdır çalışırsa ne olacak? Onu siz burada anlatmış oluyorsunuz. Şurayı sistem kol diyelim. Print ifadesini derinlemesine öğrenmek isteyenler bu konuyu çalışsın. Umarım anlaşılmıştır Mehmet Akif. Emirhan güzel bir soru sormuş e, sayıdaki dolar ne demek ne işlevi var C'deki e, ampersand gibi mi değil e, bir tık benziyor ama değil e, şu normalde sayıları yani metinleri birleştirmek için birçok yazılım dilinde şöyle yaparsınız artı sayı dersiniz. Aslında biraz önce ve bunun şu anda bu integer ya bir yani bir metinsel ifadeye bir sayısal ifadeyi ekleyemezsiniz. Yani diyor ki bir toplama işlemi yapıyorsan sen e, her iki taraf da aynı tipte olsun. Yani biri string ise diğeri de string olsun. Burada şunu yapabilirsin. Burada sayı üzerinde tanımlı fonksiyonlar var. Bunun ismi erişim operatörü nokta. Bu nokta dediğimiz şey erişim operatörü sayı nokta diyorum. Sayının metotlarına erişiyorum. Yani bu sayının üzerinde tanımlı metot var mı? Ona bakıyorum. To string diye bir metot var. Bu sayısal ifadeyi e, metinsel bir ifadeye dönüştürüyor. Ne yapmış oldu? İki tane metinsel ifadeyi birleştirmiş oldunuz. E, onun yerine Dart size şöyle bir imkan veriyor. Diyor ki sen şu dolar işaretini yap. Sayı ekle. Ben bu sayı yani integer ifadeyi Sayısal ifadeyi alırım string'e çevirip string'in içine yerleştiririm. Yani bu dolara e, operatörler arasında concatenation operatörü diyebilirsiniz. Yani metin birleştirme operatörü. Doların mantığı bu. Ama C'deki ampersand o bir format operatörü. E, orada bir tık fark var. Yani benziyor. İşlev olarak da birbirlerine benziyorlar. E, ama aynı şey değiller. Aslında şeyi söylesem daha güzel. Berkay güzel bir soru. Ee, diğer dillerden gelen arkadaşlar için anlaşılması daha kolay olsun diye. Ee, özellikle e, şu ana kadar yazdığımız ifadeler e, işte buradaki ifade hariç yani aslında sadece farklı ifadeleri belirtsem örneğin C gibi, JavaScript gibi sadece farklı ifadeleri belirtsem muhtemelen daha kolay olacak. Çünkü diğer dillere çok benziyor. Özellikle Java'dan gelen biri veya C şarttan gelen biri için hiç yabancılık hissetmeyeceksiniz. Direkt sanki e, o dilleri yaz, yazmaya devam ediyormuşsunuz gibi bir hisse kapılacaksınız. E, neredeyse hiçbir fark yok. O yüzden ben e, mesela integer'ın diğer dillerdeki karşılıklarını değil de farkını söylesem daha iyi olur. E, daha kolay olur. Mesela javascript'ten gelen arkadaşlar için integer nedir e, bilinmez. Dün çünkü Gazian Hoca ee, bu konuya değinmişti. Dart'ın e, öneminden bahsederken, güzel yönlerinden birinden bahsederken demişti ki e, Dart işte Java gibi C Sharp gibi e, tipli bir dil. Yani tipini belirtmek zorunda olduğunuz bu bir dil. JavaScript'ten gelen arkadaşlar için bu bir tık farklı olmuş oluyor. E, ama aynı zamanda şurada gördüğünüz gibi 17. satırda e, tipi belirtmeden de yazabiliyorsunuz. Bu yönüyle de JavaScript'e benziyor. Yani Javascript'te aslında şu şekilde yazabiliyorsunuz. Aynı ifadeyi Dart'ta da yazmış oluyorsunuz. Ee, Dart'ta eğer siz bir değişkeni oluştururken, bir parametre veya değişkeni oluştururken tipini vermezseniz bunun tipi dynamic olmuş oluyor. Bu built-in types'ta bahsedilmedi. Şurada ifadelerden bahsederken e, direkt olarak bahsedilmedi ama variable kısmına geldiğiniz zaman buradaki var, obje bunlar verilerin tipleri. Bu veri tiplerinden biri de e, ...dynamik... ...yani sonradan değiştirilebilir... ...ifade anlamında kullanabilirsiniz. Siz belirtmediğiniz zaman... ...bir değişkenin tipini... ...onu dinamik olarak belirtmiş oluyorsunuz. Yani dinamik olmuş oluyor. Bu yönüyle de baktığınızda JavaScript'e benzemiş oluyor. Hmm. Güzel sorular soruyorsunuz. Varsa sorularınızı almaya devam edebiliriz. Yoksa ufaktan devam edeyim. Evet... Amacım dediğim gibi bu yayında e, DART'a bir giriş yapabilmenizi sağlamak ve buradaki dokümentasyonu biraz e, kullanabilmenizi göstermek. Sizden de beklentim yarına kadar elinizden geldikçe bu dokümentasyonun tamamına göz atmaya çalışın. Tamamı dediğim çok büyük bir şey değil. E, yani 3-4 saat uğraşırsanız dokümentasyonun tamamını alıp e, kodlarını da yazıp güzel bir şekilde anlamış olacaksınız. E, yeterli olacaktır. Şöyle geliyorum. Varsa sorular arada da sorabilirsiniz. Yoksa dediğim gibi ben yine devam ediyorum. Şu anda ee, geldik. En son dediğim gibi bir e, işlem tanımladık. İşlem tanımladığımız zaman işlemimize isim verdik. Parantezler normal parantezler aracılığıyla bunun bir işlem olduğunu belirttik. Süslü parantezler arasında yaptığımız işi belirttik ve yaptığımız iş sonunda elde ettiğimiz şeyi Çağrıldığımız yere iletmek istediğimizi de return kelimesiyle belirtmiş olduk. Böylece bir işlem tanımlamayı 3 şekliyle de göstermiş oldum. 3 şekil diyorum. Burada aslında işlem tanımlama şekilleri diye e, varyasyonları oluşturabilirsiniz. Bu varyasyonlara göre e, biraz daha fazla sayıda şekilde de işlem belirtebiliyorsunuz. Bu arada şuraya değinmişken ufak bir noktaya daha değineyim. Ee, şöyle burayı kesiyorum buradan şu anda. return ve süslü parantezlerin yerine yani bu ikisinin yerine şunu kullanabiliyorsunuz. Bunun ismi de arrow fonksiyon, ok. Şu oktan dolayı ismi arrow fonksiyon eşittir ve büyüktür işaretiyle ve devamına bunu yazdığınız zaman biraz önce yazdığım ifadenin aynısı. Eğer böyle yaptığınız iş çok küçükse onu belirtmek için süslü parantezler açıp süslü parantez kapatmak zorunda ee, kalmayabilirsiniz. Onu arada not olarak değinmiş olayım. Çünkü o çok temel bir şey değil. Biraz daha eliniz alışınca o tür şeyler yapın. Ee, burada da hiçbir parametre almayan ve geriye de herhangi bir şey üretmeyen bir fonksiyondan bahsettik. Geldik asıl mevzumuza. Bizim bu dart dosyamızı okuyacak. Yani biz buraya tamam kodlar yazdık. Örneğin geldiniz bilgisayarda yeni bir dosya oluştur dediniz ve uzantısını .dart yaptınız. Aslında aynı şeyi yapmış oluyorsunuz. Hızlıca bir tane öyle yapalım. Ee, terminal açayım bir e, terminal açtım şimdi bu terminalde masa üstüne gidelim ee, masa üstünde bir tane yeni dosya oluşturacağım ee, yeni dosya nokta dart bu şekilde bir dosya oluşturduğunuzda Aslında bir dart dosyası oluşturmuş oluyorsunuz şöyle entera basayım ve bu dosyayı yine terminalde açayım Burada şimdi şey gibi, hoca artistlik yapıyor gibi düşünmeyin terminal kullanıyor diye ufak bir konuya hazırlık yapıyorum o yüzden. Ee, yeni dosya nokta dart deyip bu dosyanın içeriğine kod yazmaya başlayabilirsiniz. Şimdi siz bu dart dosyasını çalıştırmak istediğinizde hatta geri çıkayım dosyadan. Bu dosyadan bu dosyayı çalıştırmak istediğinizde eğer bilgisayarınızda dart kuruluysa terminalden dart yeni dosya nokta dart dediğinizde bunu çalıştıracaktır. Bunu çalıştırdığı zaman bakın verdiği hata şu. Diyor ki senin bu dart yeni dosya nokta dartı çalıştır dedin ama içinde main fonksiyonu yok. Yani ben işe başlayacağım. Şimdi bir işlem yapacağız ya. İşe başlayacağım ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Nereden başlayacağını bilmediği için void main isminde bir fonksiyon var. Bütün dart dosyalar. Yani bütün dart programlarında dosyalarında demeyeyim. Yani uzantısı nokta dart olan her dosyanın içinde bu olmak zorunda değil. Yanlış anlaşılmasın. Ama bir Dart uygulamasında mutlaka bu olmak zorunda. Yani Dart buradan başlıyor. Dikkat edin. Uygulamamızın çalışmaya başlayacağı yer burası. Ve bunun ismi main olmak zorunda. Uygulamamızın çalışmaya başlama noktası diyelim. Noktası. Bu noktada bizim uygulama çalışmaya başlıyor. Dolayısıyla biraz önceki dosyanın içine gelip ben ee, Void tipini belirtmek zorunda değilsiniz bu arada ama işte main deyip burada print diyelim ki işte merhaba dünya diyelim ve bu şekilde e, bir işlem tanımladınız. Yani biraz önceden farklı olarak artık bizim dosyamızın içinde e, ne var bir main yani bir giriş fonksiyonu var artık ne yapacağını biliyor. Bunu şimdi kaydedip çıkalım ve tekrardan dart nok, Dart deyip yeni dosya nokta dart'ı tekrardan çalıştırıyorum bakın. Ee, tekrardan çalıştırdığım zaman bu sefer de diyor ki e, bu parantezi açtın kapatmayı unutmuşsun. Hemen gidip geri kapatalım. Şöyle yani gördüğünüz gibi yazdığınız ifadeyi siz herhangi bir noktada eksik yazarsanız uygulamanız çalışmıyor. Hemen geri çıkıyorum bilinçli yaptığım bir hata değildi. Yanlışlıkla yaptım ama en azından yeni bir şey de e, görmüş oldunuz. Tekrardan aynı dosyayı çalıştırıyorum bakın. Dosyanız çalıştı ve e, çalıştığı zaman görevi neydi? Konsola sadece bir şey yazdırmak ve onu yazdırdı. Burada gördüğünüz şey o. Bir Dart uygulaması temelde böyle çalışıyor. Dolayısıyla Dart uygulamasının çalışmaya başlayabilmesi için bir başlangıç noktası belirtmeniz gerekiyor. O da bu. Yine bir fonksiyon tanımlıyorsunuz yani. Aslında yaptığınız şey o. Sonra bütün işinizi burada anlatmaya başlıyorsunuz. Bütün olay bu. Diyorsunuz ki burada bir sayı tanımlıyorum ben. Number. Ee, bir terslik oldu sanırım. Şu an benim şeyde gördüğüm şekilde mi? YouTube'daki arkadaşlar. <laughs> tamam. Düzeldi. Ee, ekran küçüldü diyelim. Şu an sorun yok sanırım değil mi? Tamamdır sanırım bir problem yok. Devam ediyorum. Şimdi burada bir sayı tanımladığınız zaman e, e, burayı javascriptçiler normal javascriptteki varla karıştırmasın. E, kullanımı yaklaşık olarak aynı ama biz tipini belirtmek istemediğimiz yani yazarken en baştan direkt buraya tipini belirtmek istemediğimiz ifadeler için var yazıyoruz. Var deyip değişkenimize bir isim veriyoruz. Şu anda da değişken tanımlama olayını anlatıyorum ve bir atama operatörü. Yine burada bir operatör görüyorsunuz. Bir atama operatörü ile ona bir değer ataması yapıyoruz. Siz var ile bir değişken tanımlarsanız ve tanımladığınız yerde değerini atarsanız değişkeninizin tipini belirtmiş oluyorsunuz. Bu bir integer olmuş oluyor. Gizleyelim. Dokümantasyon bölümüne bakarsanız bu bir integer. Bunun integer olduğunu zaten biliyor. Ama siz değişkeni tanımlarken var sayı eşittir demeden, sadece değişkeni tanımlarsanız bu şekliyle bunun şu anda bir tipi yok. Gördüğünüz gibi dynamic, biraz önce bahsettiğim dynamic kavramı. Yani bu bir integer de olabilir, bir boolean da olabilir, bir string de olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Ee, sonradan gelip sayı eşittir örneğin işte 24 yaparsanız eğer atamış oluyorsunuz sayı değer atadınız ama hala bunun tipi dynamic varın mantığı bu o yüzden varı bu şekilde kullanacağınız yerde buna dynamic demeniz sonradan hatırlamanız e, açısından daha iyi olur ama tanımladığınız yerde direkt değeri atıyorsanız eğer o zaman var yazmanızda bir problem yok. Var yazabilirsiniz. Çünkü zaten siz tanımladığınızda aslında bunun integer olduğunu söylemiş oluyorsunuz. Sayı tanımlıyorsanız tabii ki mutlaka bu bir double ya da bir e, integer olmalı. Yani sen bunun sayı olduğunu söylüyorsan is, isim demiştim yani ya, isim itibariyle. Çünkü bir sayı e, metinsel bir ifade olmamalı bir yazılım açısından düşündüğünüzde. Sonradan gidip buna metinsel bir ifade atamamanız gerekiyor. Bunu engellemek için de buraya double yazarsanız e, buraya gelip Mehmet yazamazsınız. Mehmet yazdığınız zaman size diyecek ki sen bana bunun double olduğunu söyledin. Şimdi gelmişsin değer olarak Mehmet ataması, metinsel ifade yani string ataması yapıyorsun. Oysa ben senden bekliyorum ki bana bir double ataması yap. Yani ondalık sayı. Örneğin 23.5. Bu şekilde bunu atamış oluyorsunuz. Değişken tanımlama, değişkene değer atama veya tanımlandığı anda değer atama veya tanımlanan değeri sonradan değiştirme. Örneğin 43'ü burada number'ı 42 olarak tanımladınız. Sonra gelip yazdır, hatta yazdırmadan önce yazdırdıktan sonra diyelim. Önce yazdırdınız 42 olarak, sonra geldiniz dediniz ki number bundan sonra e, ne olsun? Şöyle rastgele bastım 54 olsun. Bu şekilde de daha önceden değer atadığınız bir değişkenin değerini değiştirebiliyorsunuz. Bazı durumlarda değerin değerin değişmesini hiçbir zaman istemiyorsanız var yerine kullanabileceğiniz const kelimesi var. Bu da yine JavaScript'teki const kavramına benziyor ama tamamıyla aynı değil. Yani değişmeme yönüyle aynı. Değişmeme yönüyle baktığınız zaman aynı. Ee, o yüzden var'ı javascript kullanan arkadaşlar let'e biraz daha benzetebilirler. Bir tık let'e benziyor. Tamamen değil. Ee, const ifadesi javascript'teki const ifadesine daha çok benziyor. Anlamı şu. Ben buna 42 dedim. Bir daha da değiştirmeyeceğim. O yüzden değiştirmeyeceğinizi söylediğinizde değiştirdiğiniz yerde hata alıyorsunuz. Bu uygulamayı çalıştırmak istediğinizde de yine hata almış oluyorsunuz. Ee, genel olarak... Dart uygulamasının ilk giriş kısmının hepsini anlatmış oldum. Yani bir Dart uygulaması bu şekilde. E, temelde birçok konseptten de bahsetmiş oldum. Yine burayı yoruma alıyorum. Hata aldım. Hatalı bir şekilde göstermesin diye burayı yorum içine aldım. E, Language Tour bölümüne geliyorum. Burada değinmediğimiz birçok e, farklı nokta var. Örneğin e, kontrol ve akış blokları. Bir iki tane kontrol ve akış bloğu da yapayım o arada biraz. Ee, şey olsun e, hem zaman akmış olsun hem bir şeyler yapmış olalım. Size de soru sorma fırsatı vermiş olalım. Ee, o Sorularınız varsa sorularınızı alabiliriz. Şimdi bir e, kontrol ve akış şeması şu şekilde demek istediğimiz bir şöyle aşağıya bir sürü şey koyalım. Aa, tamam anladım şimdi. Biraz önceki arkadaşı e, hocanın görüntüsünü yukarıya alalım çünkü kapatıyordu burayı. Şimdi fark ettim. Tamam şu altta bir şey yazmayacağım. Görüntümün olduğu yere. Şimdi şöyle yapalım. Bir döngü yapmak istiyoruz. Yazılım dilinde döngü birden fazla yapacağınız ifadeler. Dart dilinde diğer dillerdeki bütün hemen hemen döngü çeşitleri var. En temel döngü çeşitlerimiz for döngüsü, while döngüsü, do while döngüsü. Ben sadece for döngüsünden bahsedeceğim. Şöyle gelip şuradan tümüne bakabilirsiniz. Şuradan Başlık başlık hepsini de görebilirsiniz burada. Ee, bu arada işte PHP gibi dillerden gelen arkadaşlar için for each döngüsü de var. Ama for each döngüsü e, bir döngü şekli olarak değil e, koleksiyonlar üzerindeki bir metot olarak kullanılıyor. Bunu da e, C Sharp'tan gelen arkadaşlar falan varsa onlar zaten biliyor. Diğer arkadaşlar bu... İşte JavaScript'ten bahsettiğim, PHP'den, C Sharp'tan bahsettiğim yerleri hiçbir şekilde dikkate almasınlar. Çok önemli değil. Yani bilmediğinizde bir şey kaybetmiyorsunuz. Bilirseniz tabii ki avantajlısınız. Ee, ama bilmemeniz önemli değil. Yani şu anki eğitimi etkileyecek bir şey söylemiyorum. Onu demek istedim. Şimdi bir döngü yapmak istiyorsanız amacınız örneğin biz bu sayıyı yazdır diyoruz ya. Bu bir sefer çalışacak. Biz bunun 5 defa çalışmasını istiyorsak şöyle yapabiliriz değil mi? Şöyle 5 defa yapabiliriz. Bunu yapmanın daha kestirme bir yolu olarak döngüler var. Şimdi 5'te sorun yok ama 5000 defa yapmak isterseniz ne olacak? 100 defa yapmak isterseniz ne olacak? Onun için e, döngünüzü şöyle yapıyorsunuz. Öncelikle diyorsunuz ki örneğin bir sayı referans alarak döngü yapacaksanız sayı referans almak zorunda değilsiniz. Yani e, şimdi bu da e, neyse buraya girmeyeyim çünkü yeni başlayan arkadaşların kafası karışır. E, ama ileriki seviyedeki arkadaşlarla bir ders yaparsak bir gün bunu da konuşuruz. For döngüsünde bir referans sayısı tanımlıyorsunuz. Yani döngü için, döngüde kullanacağınız bir referans sayısı. Buna diyelim ki ne olsun referans sayısı olsun bu. Referans değer eşittir sıfır diyelim. Yani sıfırdan başlayacağız demek. Döngümüz sayımız sıfır. Şu anda bir sayı verdim. Buna bakıp döngümü yapacağım. Şimdi bakma dediğimiz şey şuraya geliyor bakma dediğimiz şey kontrol bloğu mantığına geliyor. Yani soru soruyorsunuz. Diyorsunuz ki benim bu referans değerim tabi genelde döngülerde böyle uzun ifade kullanmıyorsunuz. Mesela int i gibi şeyler söylüyorsunuz. Hani isim kısa olsun diye. Çünkü zaten ne demiştim? İsmi koyma amacınız baktığınızda ne olduğunuzu anlama. İleride döngüleri iyice anladığınız zaman bu referans değerin ne olduğunu anladığınız için orada genelde bir harflik bir şey yaparsınız. E, referans değer şu bölüm şu bölüm referans değer 5'ten küçük hatta 50 diyelim 50 defa yalsın. Referans değer 50'den küçükse demek ki bu. Şurada gördüğünüz operatör küçükse anlamına geliyor. Küçükse şart operatörü yani. Şöyle e, operatörler bölümüne gelirseniz buradaki e, equality and relational operatörlere geliyor. İlişki operatörleri veya eşitlik operatörleri eşit mi, eşit değil mi, yani eşitse, eşit değilse, büyükse, küçükse, büyük veya eşitse, küçük veya eşitse anlamına geliyor bu operatörler. Bunlardan biri olan küçük s'yi kullandık. Yani referans değerimiz şu anda sıfır. Eğer bu referans değeri 50'den küçükse şurayı çalıştır demek. Şu anki şekliyle çalıştırırsam referans değerim daima 50'den küçük olacağı için sonsuza kadar çalışır burası. O yüzden şuradaki for döngüsünün içine üçüncü bir bölüm daha ekliyorum. Noktalı virgül ne demekti hatırlayın komut bitti demek. Yani satır bitti aslında. Ne olmuş oldu burada? Bir, bir satırda bir değişken tanımladım. Referans olarak kullanacağım. Sonra referans değerimi kontrol ediyorum. Bir, üçüncü e, komutumda da referans değerime bir işlem yapıyorum. Mesela diyorum ki her adımda referans değerim şıkır, Referans değerim artı 1 olsun. Yani her bir adımda ben referans değerimi 1, 1, 1, 1 artırayım ki bir yerden sonra bu şart bozulsun ve bu for döngüm devam edemesin. Yani şu süslü parantezlerin dışına çıkıp aşağıdan devam edebileyim. Eğer bir yerde bunu döndürecek bir mekanizma yazmazsam ne olacak? Bu döngü sonsuza kadar devam edecek. Burada şöyle bir ifade yapayım. Ee, sık sık yazdığınız zaman bazı şeyleri kısa görmüş olacaksınız. Yani siz bir yerde for döngüsü görünce genelde böyle bir ifade görmeyeceksiniz. Ee, eğer birer birer artırmak yerine mesela dörder dörder, üçer üçer, beşer beşer artırmak, kırk beşer artırmak istiyorsanız mesela bu döngü mesela bir sefer çalışacak, şey iki sefer çalışacak. Bir sıfırken, bir kırk beşken bir de bu kadar. iki defa çalışmış olacak. Çünkü bir sonraki adımda 90 olacak ve bu şartı sağlamadığı için çalışmayacak. Ee, bunu genelde yapmak için birer birer artırma diyelim. Daha kestirme şekilde yazıyoruz. Bazı operatörler birleşiyorlar. Yani şu şekilde diyorsunuz ki artı eşittir. Bu biraz önce yazdığım ifadenin aynısı. Yani referans değer eşittir, referans değer artı 1 demek bu ifade. Eğer buradaki ifade 1 ise, bunu daha da saltabiliyoruz. Yani bunu daha kestirme bir şekilde de yazabiliyoruz. O da şöyle olmuş oluyor. Artı artı. Şunu yazdığınız yer birer birer artır demek. Eksi eksi derseniz birer birer eksilt demek. Eğer bu en kestirme hali. Şimdi aynı ifadeyi getiriyorum. Sayıyı yazdır diyelim. Burada da referans değerimizi yazdıralım. Hani artık burada number yazdırmaya gerek yok. Referans değerimizi yazdıralım. Şimdi ben bu uygulamayı tekrar çalıştırdığım zaman beklentim şu. 50 defa şu referans değeri yazdırması. Şu an gördüğünüz gibi bakın sıfırdan başladı. Referans değerim sıfırdı. Geldi 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 geldi. 49'da da çalıştı. Sonra 50 oldu. Bakın dikkat edin 50 oldu. Sonra gelip bu 50'yi kontrol etti. Ve şartı sağlamadığı için artık 50'den küçük olmadığı için burası çalışmadı. Buna da yazılım dilinde döngüler diyoruz. Şuna da şartlar diyoruz. Genelde şartları bu şekilde değil de şöyle yazarsınız. Örneğin dersiniz ki if mesela şart yazıyorum şimdi. Diyorum ki eğer benim bu referans değerim referans değer çiftse mesela çiftse nasıl dersiniz bunu söylemek için modunu alırsınız. Şu ifade modunu almak. Şöyle gelelim operatörler bölümünden yine aritmetik operatörler bölümüne gelirseniz bakın modül modunu almak, ee, yani ne demek modunu almak? Bir sayıyı böldüğünüzde kalanını veriyor size. Yani referans değerin 2 ile modunu aldığımızda eğer çıkan değer sıfırsa bu sayı çift demektir. O zaman yine süslü parantezleri açıyoruz, süslü parantezleri bol bol yazdık, o yüzden artık ne olduğunu iyice görmüş oluyorsunuz. Diyorsunuz ki e, sayıyı yazdır. Bunu buranın içine alalım. Ne olmuş oluyor? Şu şart sağlanmadığı zaman sayıyı yazdırmayacak. Ee, eğer bu şartı sağlıyorsa o zaman sayıyı yazdıracak. Şartlar da bu şekilde sağlanıyor. Şimdi çalıştıralım bakalım bunu. Sadece çift sayıları görmeyi bekliyorum bu sefer. Yine döngüm 50 defa tekrar etti bakın. 0, 2, 4 bu şekilde arttı ve 48'de bitti. Aslında bu döngü yine 50 defa çalıştı. Fakat tek olan sayılarda bu kontrolü geçemediği için sayı yazdır fonksiyonu çalışmadı. Burası da temel olarak böyle. Bence bundan sonraki kısmı soru cevaba ayıralım. Bu dile çok temel düzeyde bir girişti arkadaşlar. Dilde öğrenebileceğiniz daha birçok başlık var. Şurada görebileceğiniz birçok başlık var. Bu başlıkları da detaylı bir şekilde yani dediğim gibi toplamda Giriş yapabilmeniz için ta videonun en başında söylemiştim ya bir 4-5 saatinizi ayırırsanız dile gerçekten bir giriş yapmış olacaksınız. Şu anda benim nasıl giriş yapabileceğinize dair size bir e, yol göstermeye çalışıyordum. E, şimdi bunu unutmayalım bu bölümü. E, buraya yeni başlayan arkadaşlar için ben e, yarınki derse mutlaka gelmeye çalışın. İki tane... Kurs kuponu vereyim size. İki konuyu çok iyi çalışmanızı istiyorum çünkü son gün bir uygulama geliştireceğiz. Bu uygulamayı GitHub üzerinden sizinle paylaşacağım. O yüzden GitHub hesabı olmayan arkadaşlar yarına kadar mutlaka bir GitHub hesabı oluştursun. GitHub.com'a gelip bir GitHub hesabı oluşturun hızlıca. Yarın ben unutmamak için hatta buraya not alayım çünkü unutabilirim. Niye diyorum unutabilirim. Bu derse gelmeden önce yapmayı planlıyordum ama unuttum. E, i̇ki konuyu çalışmanızı istiyorum. Bir yazılımcı olarak eğer yazılım işinde ilerleyeceksiniz, Git ve GitHub temelleri. GitHub burada şart değil ama Git şart. Çünkü Git dediğimiz işlemleri yapabileceğiniz tek yer GitHub değil. E, onun dışında başka yerlerde kullanıyor olabilirsiniz. E, ama Git'i mutlaka öğrenin. Temel işlemler diyelim. İkincisi de biraz önce benim yaptığım çok temel terminal işlemleri. Aslında onlar çok temel işlemler. Temel terminal e, komutlarını öğrenin. Bu iki ifade. Bunlar için ben size kupon paylaşacağım Udemy'de. Ama e, bir ton e, eğitim var bunlarla ilgili zaten. Onları da öğrenebilirsiniz. Bu videoyu sonradan izleyen arkadaşlar için de benim Udemy'deki diğer bütün kurslarım için de böyle... Ama ee, istediğiniz zaman kupon isteyin çünkü benim oraya o kursları koyma amacım o kursları satmak değil daha çok kişiye ulaşmalarını sağlamak paralı koyma sebebim de parasız olunca insanlar çok e, zalimce yorumlar yapıp zalimce puanlar veriyorlar yoksa amacım oradan para kazanmak değil ee, kupon isteyin ben size istediğiniz zaman kupon vereceğim yani şu anda bu yayını izleyenler dışında sonradan izleyen arkadaşlar için de söylemiş olayım bunu şimdi yavaştan şeye gelebiliriz ee, sorularınızı almaya başlayabilirim kaçırdığım şeyler varsa onları da konuşuruz ee, Muhammed Yıldız hocam şu an bilgisayar mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisiyim dersinizi dikkatle dinliyorum fakat hayatımda hiç yazılım yapmadım ben bu eğitim sonunda Flutter ile bir şeyler yapabilir miyim ee, çok süper bir soru sormuşsun Muhammed Yıldız Sen eğitimin sonunda benimle irtibata geç ee, olmazsa bir şey de yaparız. Ee, hangi seviyeye geldiğini görmek istiyorum o yüzden. Şöyle yap. E, şu baş şu videoyu izlemeye çalış yarınki derse kadar 7 saat. Ee, onunla beraber yani yarına kadar bir 6-7 saatini ayır. Bütün videonun hepsini izlemek zorunda değilsin. Birçok e, şeyden ben bahsettim şuralara dikkat edersen mesela e, 35. dakikada bu konudan bahsedilmiş. Ben e, buralardan bahsettim. Sen atlata atlata belli bölümleri yani bir 4-5 saatini en az ayır yarına kadar. Sonra yarın anlatacağım ben Flutter konularını. Yarınki Flutter konuları için de bir 6-7 saatini, 5-6 saatini ayır. Toplamda bir 10 saatin falan olmuş olacak. 10-15 saat arası. Son günde küçük bir uygulama yapacağız hep beraber. O küçük uygulamayı da yap. Bence, benim tahminim çok temel seviyede artık kendine Flutter geliştireceğiz diyebilirsin. Yani ufak ufak işini yapabilecek küçük uygulamalar geliştirebilirsin diye düşünüyorum. Yani cevabım eğer sen de üzerine bir şey katarsan bu eğitim sonunda evet Flutter'la bir şeyler yapabileceksin. Ee, Dart ve Flutter ile birlikte eğer ilk defa başlıyorsanız çok ekstra bir şey öğrenmenizi e, hiç gerek yok. Yani önermiyorum. Gerek yok. Dart ve Flutter öğrenmeye devam edebilirsiniz. Ama diğer dillerle karşılaştırmak için önünüze gelen herhangi bir dili de öğrenebilirsiniz. Buradaki amacın senin projede ilerleyince yani ben ileride başka şey başka şeyler de yaptığımda ihtiyacım olacak diller anlamında soruyorsan burada mesela Flutter çalışıyorsanız ileriki seviyelerde mutlaka bunu unutmayın bakın, mutlaka native'e işiniz düşecektir. Yani Flutter bir mucize değil. Her şeyi yapmıyor. Onu size söyleyeyim yani sizi e, kandırmayalım. Mutlaka e, üst düzey uygulamalarda yani sizi çok güzel yerlere kadar Dart ve Flutter götürür. Ama e, sizi her yere götürmez. Sizi her yere götürecek şey native uygulamalardır. Dolayısıyla e, Dart ve Flutter'la birlikte mutlaka çalışmayı planladığınız native dilleri de öğrenin. Örneğin Android ile çalışacaksanız mutlaka biraz Kotlin öğrenin, biraz Java öğrenin. Hangisiyle gelişecekseniz oradan Kotlin'i ilerletin mesela ya da Java'yı ilerletin. iOS tarafında da biraz Swift mutlaka öğrenin. Çünkü işiniz düşecektir o tarafa. Web tarafında çalışacaksınız. Web tarafında JavaScript öğrenin. Yani Dart ve Flutter'ın sizi tıkadığı yerde artık ilerlemediğiniz bazı noktalar olduğu zaman Orada JavaScript bilginizle hemen e, web dünyasında gitmek istediğiniz yere devam edebileceksiniz. Projenizi terk etmeden yani e, darta verdiğiniz emek hiçbir yere gitmeyecek. Üstüne JavaScript bilginizle devam ediyor olabileceksiniz. Aynı şekilde Windows üzerinde ki Flutter'la Windows uygulamaları da yapabiliyorsunuz. Windows üzerinde ilerlemek istiyorsanız o zaman da C# -Sharp öğrenin. Yani birçok dilden bahsettim. Özetlersem. Android için Java veya Kotlin, iOS için iOS içinde Swift ve web için JavaScript, Windows için de C# Sharp gibi ekstra diller öğrenebilirsiniz. Hepsinin de öğrenebilirsiniz. Ta videonun başında söyledim, bir yazılım dili öğrendiğiniz zaman diğer bir yazılım dili öğrenmeniz çok son derece kolay bir hal alıyor. Çok daha az bir efor sarf ederek öğreniyorsunuz. O yüzden hepsini de öğrenebilirsiniz temel düzeyde. Ama en az birini öğrenmeye çalışın diye tavsiye etmiş olayım. Hilal, güzel sorun için de teşekkür ediyorum bu arada. Tahir, güzel bir soru sormuşsun. Aslında yarınki eğitimden sonra da şey yapayım. O yüzden detaya girmeyeceğim. Evet, cevabım. <laughs> Soruyu sesli şey yapayım belki görmeyenler için. Ee, sorum şu konu dışında Flutter ile ilgili olacak. Bir widget çizildikten sonra yani ekranda göründükten sonra demek istiyor. O widget'ın piksel cinsinden yükseklik ve genişlik değerlerini almamız mümkün mü? Evet. E, özellikle bu ilk konteks üzerinden zaten o widget'ın bütün bilgileri e, bulunuyor. Bunu yapan widget'lar var zaten. Yani içine koyduğunuz widget'ın çizildikten sonraki bilgilerini size veriyor. Böyle ipucu vermiş olayım. Sırası gelince yine şey yaparız. Güzel soruydu ama. <laughs> e, bu da güzel bir soru. Berkay Demirören. E, hocam aynı uygulamada hem native hem flutter çalışabiliyor mu? Aslında dün e, Gazian Hoca bununla ilgili bir e, ipucu da vermiş oldu bu sorunun cevabı ile ilgili. Aslında flutter uygulaması dediğiniz native uygulamaların bir penceresi sadece. Yani bir pencereyi kendine alıyor ve bütün Flutter uygulaması orada çalışıyor. Aslında bir pencerenin içinde çalışıyor. Ee, senin cevabın da evet. Direkt onu söyleyeyim. Cevabın direkt evet. Açıklamasını yapıyorum şu anda. Dolayısıyla sen alıp bir tane daha pencere açıp orada hatta React Native uygulama da koyabilirsin. Sonra bir pencere daha açıp oraya Ionic uygulama da koyabilirsin. Bir pencere daha açıp e, oraya e, başka başka Native uygulamalar, Native özellikler de ekleyebilirsin. Gayet de güzel çalışıyorlar. Öyle bir planım da var. Bir tane biraz önce bahsettiğim şekilde bu uygulama yapmak. Zamanım olursa yapacağım. Ee, ismini Piotem. piyotem. Ee, hocam okulda öğretildiği kadarıyla C ve Java biliyorum. Flutter'a geçiş yapmak çok mu hızlı olur? Yoksa başka öneriniz var mı? Şunu öğrenerek başla gibisinden. Bence çok güzel zaten C ve Java'yı e, az çok biliyorsan birçok şeyi biliyorsun. C'de temel yazılım kavramlarını öğrenmiş oluyorsun. Java'da da nesne tabanlı e, yazılım mantığını öğrenmiş oluyorsun. Zaten e, Dart ve Flutter tamamen nesne tabanlı dil ve framework. O yüzden çok güzel bir yerdesin, direkt devam edebilirsin. Yani doğru yoldasın. Ekstra bir şey öğrenmene gerek yok. Bayağı hızlı ilerlersin. Ee, hocam ben Android Studio üzerinden, Sinan Sürmelihindi. Ee, hocam ben Android Studio üzerinden uygulamalar hazırlayıp Play Store'a e, daha önce yükledim. Flutter'da öğrenmek istiyordum. Sizce freelance çalışmak mı yoksa şirketle birlikte çalışmak mı iyi Flutter'da? Ya bunun bence çok bir cevabı yok gibi. Ee, çünkü iyilik, kolaylık, güzellik bu tür kavramlar aşırı göze göreceli kavramlar. Ee, i̇kisinin de size katacağı şeyler var. Ee, sizi engelleyeceği şeyler var. Mesela freelance'ın size sağladığı geniş perspektifi bir şirkette e, alamazsınız. Çünkü bir şirkette belirli tarzda uygulamalar geliştireceksiniz sürekli ama freelance'de her projeniz arasında dağlar kadar fark olacak. Aşırı uç değişik projeler gelecek ve çok şey öğreneceksiniz. Ama bir şirketle çalışma profesyonelliğine freelance'de asla erişemeyeceksiniz. Çünkü e, sizi çok düzgün kod yazmaya zorlayan bir yapı olmayacak. E, ve yeri geldiğinde gidip danışabileceğiniz bir e, ustanız olmayacak. Onun dışında e, çok büyük, çok çok büyük çapta uygulamalar hiçbir zaman yapmayacaksın muhtemelen free, freelance'de. Yani kolay kolay freelance bir uygulama, 1 milyon TL'lik bir uygulama düşünelim. Biri gelip de kolay kolay onu bir freelance'e yaptırmaz. E, ama birçok şirkette milyon TL'lik uygulamalar görmüş olursun. Hatta milyon dolarlık veya milyara kadar da gider yani. Ki bu söylediklerim Türkiye'de bu şirketler Adem Han şu an Daytel'in C programlama kitabından C öğreniyorum. Aynı anda iki dil öğrenmek sakıncalı mıdır? İlk kez bir dil öğreniyorum. Bilgisayar mühendisliği birinci sınıfım. Bu da göreceli bir soru. Benim cevabım hayır sakıncalı değildir. Bence güzeldir de. Çünkü simultane karşılaştırma yapabilme imkanı olmuş oluyor. Aa, bu C'de böyleymiş, Dart'ta böyleymiş. Bu C'de böyleymiş, Java'da böyleymiş. Hatta gidip o anda başka bir normalde öğrenmediğin bir dilde acaba burada nasıl yapılıyor falan meraktan gidip bakabilirsin de. Bence ee, yani o bence kısmını vurgulu olarak söylüyorum çünkü bence bu soru göreceli. Hmm, sıradaki soruları alabiliriz sormak istediğiniz konu dışında da yavaş yavaş sorular varsa onları da alabiliriz. Çok ana konunun yavaş yavaş dışına da doğru gidiyoruz sanırım. Daha Koçak sormuş. 5 yıldır web üzerine çalışıyorum. 17 yaşındayım maşallah. Yani 12 yaşından beri yazıyorsun güzel. Ve çok büyük projelere imza attım. Süper. Buradan başla. Daha <laughs> doğru yerdesin. Direkt buradan başla. Ee, Muhammed Yıldız'a söylediğim şeyleri sana da söylemiş olayım. Sen de buradan ilerle. Zaten daha önce başka şeyler yapmak yaptığın için e, senin bu yolda ilerlemen çok çok daha hızlı olacak. Burada başla. Üç gün sonra bir uygulama yapmış olacaksın. Oradan da ilerle. Ee, rica ederim Adem. Mouse arada diğer ekranın üzerine gidiyor. Ben de diyorum bu ekran ne çıktı diye. Ee, normalde eğitimi daha uzun yapıp daha detaya da e, girmeyi planlıyordum ama e, çok uzatmamak için sonuçta biz bu eğitimi 50 saat de yapsak yine de eksik şeyler kalmış olacak. O yüzden elimden geldikçe sadece bir giriş mahiyetinde bir şeyler yapmak istedim. Bir de e, bu dosyanın devamına ben yapıştırayım hatta direkt. Bir dosya daha yapıştıracağım. Buradaki arkadaşlar e, onu da yapsın. Bazı proje örnekleri vereceğim. Aklınıza gelen başka projeler varsa onları da yapın. Ama e, son gün yapacağımız proje hakkında şu an çok e, karar veremedik. Bir proje yapacağız ama e, hangisini yapalım çok bilmiyoruz. Bazı seçenekler sunacağım size. E, o seçenekler içinden e, seçim yapın. Şu anda bunu almadı direkt. Ben onu yapıştırırım buraya. Bu dosyayı takip edin. Ee, sizin kendi önerileriniz varsa o önerilerinizi de yapın. Hatta ben şu yorum yapma özelliğini ekleyeyim. Açayım hemen. Hmm. Weaver değil. Commenter yaptım. Şu an bu linke sahipseniz hepiniz artık yorum yapabileceksiniz dosyaya. Bu dosya üzerinden yorum yapın. Yarınki dersi de yönlendirmeye çalışın. Şunları şunları işlemek istiyoruz diye. E, Merve tam aynı anda şey yaptık. Merve de tam o soruyu sormuş. Merve Çelik. E, hayır henüz e, uygulama yani eğitim sonunda yapacağımız uygulamaya henüz karar vermedik. E, tarif edeyim ben size. Çok küçük bir uygulama yapalım ama işe de yarasın. Hani işe yarar bir uygulama yapmaya çalışalım. Bir örnek vereyim. E, i̇ki sene önce e, hatırlamıyorum hangi üniversite ama o, o üniversitenin yine topluluğuyla bir etkinlik yapmıştık. Yaklaşık iki saat sürmüştü. ...etkinlikte küçük bir uygulama yaptık. Uygulamada şuydu, nöbetçi eczane listesi vardı. İlinizi giriyordunuz, o ildeki nöbetçi eczaneleri gösteriyordu size anlık olarak. Uygulama hem teknik anlamıyla güzel bir uygulamaydı. Yani birçok farklı konu işlemiştik. Hem de kısa ve basit bir uygulamaydı. Hem de işe yarıyordu. Yani o eğitim sonunda o kişiler o uygulamayı telefonlarında rahatlıkla çalışıp... ...taşıyıp kullanabiliyorlardı. Öyle tavsiyeleriniz varsa mutlaka belirtin Merve. Fethi Madan. Hocam PHP'den Flutter'a geçen biri için PHP'deki session karşılığı Flutter'da Firebase kullanmayan biri için ne kullanmamızı önerirsiniz? Burada sizin yapacağınız aslında session dediğin şey veya işte cookie temelde baktığın zaman tarayıcının kendi hafızasında tuttuğu yani kullanıcının kendi tarafında kalan bir bilgi, sayfanızı kapattığı zaman bile kalan bir bilgiden bahsediyoruz. Burada orada kullanacağınız bilginin gizliliğine göre lokalde veri tutma şekli gizli şeyler var. Ama gizli değilse, o station bilgileriniz gizli değilse, Share shared Reference kullanabilirsin, Hive kullanabilirsin, herhangi bir lokal storage kullanman mümkün. Araştıracağın konu Flutter, lokal, storage olayı. Burada e, birçok şeyle yapabilirsin. Kendinle küçük bir dosya oluşturup Dart'la orada da tutabilirsin. E, ama eğer şey yap yapıyorsan, e, bilgiyi e, gizlemek istiyorsan o zaman kriptolayıp e, şey yapabilirsin. Şu paketi kullanabilirsin. Kullanacağın bilgi şifrelemiş ve kaydetmiş olur. Hmm. Furkan Aslan, e, hayır. Bu sorunun cevabı bence tamamen hayır. Ha <laughs> şöyle, e, e, soruyu okuyayım. Hocam e, Java ve Kotlin öğrendikten sonra mı Flutter'a geçsek? Öyle mi daha iyi olur? Hayır, kesinlikle. E, şu an öğreniyorsanız direkt Flutter'dan devam edin. E, çünkü ortaya bir ürün çıkarmanız çok daha kolay ve pratik olacak. Hızlı bir şekilde bir ürününüz olmuş olacak ve ee, ...çok stabil çalışan uygulamaları... ...çok iyi bir şekilde üretmiş olacaksınız. Java Kotlin tarafında çekeceğiniz... ...çileleri çekmemiş olacaksınız. Yeni başlıyorsanız Flutter ve kod ...yani Java'dan şey Flutter ve Dart'tan... ...devam edin. Ee, ama şöyle bir şey istiyorsanız... ...Dart ve Flutter'ın kıymetini daha iyi anlamak... ...istiyorsanız bu dediğinizi yapabilirsiniz. Yani yoksa önermiyorum. Ee, Kemalettin Aktaş... ...ben bu soruda... E çok net bir cevabı yok. Flutter ve Dart için VS Code mu, Android Studio mu önerirsiniz? Ben VS Code kullanıyorum çünkü ben diğer dillerde de çok uğraşıyorum. Sadece Dart ve Flutter yazmıyorum günlük hayatta. Başka dillerle de sürekli çalıştığım için ben VS Code kullanıyorum. Ee, yıllarca Android Studio kullanmış birisi olarak Android Studio'nun çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Ee, eğer sadece Dart ve Flutter yazıyor olsaydım ve bilgisayarım da şu an kullandığım bilgisayar kadar güçlü olsaydı çünkü e, Android Studio biraz daha VS Code'a göre e, daha fazla kaynak istiyor. E, o zaman muhtemelen Android Studio kullanırdım. Ya yani buradan e, benim görüşümü e, anlamış olursun. Yani cevabım e, Android Studio'dan yana ama e, şu anki kullanım şeklim VS Code'dan yana. Hangisinde rahat hissediyorsan kendini oradan devam edebilirsin. Baya şeye doğru gidiyor bu <laughs> soru cevap oturumuna doğru gidiyor. Bence güzel oluyor. Yani böyle etkileşimle e, daha faydalı da oluyor diye düşünüyorum. Sizi bilmiyorum ne düşünüyorsunuz bu konuda. Ama ben böyle soru cevabın daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu anlatacağım olayların e, çoğu şeyde var yani her yerde var bu biraz önce anlattığım olaylar var ya işte bu değişkendir bu fonksiyondur Bununla ilgili bir ton kaynak bulabilirsiniz ama şu an soracağınız soruların e, cevabını belki biraz daha bulmanız zor olur O yüzden aklınızdaki soruları sorun o hmm. Tahir Uzelli ilginç bir soru sormuş. Share Referans get storage gibi lokalde data saklamak için kullanılan paketlerde sakladığımız datalar RAM üzerinde kilobayt seviyesinde yer kaplarken bu paketlerde neden megabyte e, seviyesinde yer kaplar? Aslında megabayt seviyesinde değil. Yani ben e, Share Referans için örnek vereyim. Share Referans reference'da ya da Hive'da yine kilobayt düzeyinde e, veri... E, RAM'de de diskte de o şekilde tutulur. Bir tık ileri cevap verip vermeme konusunda şey değilim ama ben biraz açıklamaya çalışayım yine de. Diğer arkadaşları korkutmamak için söylüyorum. Ama şöyle bir özet yapayım. Ee, eğer kullandığın paketin şerit referans örneği üzerinden düşünelim ya da get storage üzerinden, Hive üzerinden, sq e, SQLite üzerinden sen eğer bu şerit referansta şu key'i getir dediğinde eğer şey referansın o megabayt düzeyinde dediğin e, dosyada diyelim ki bir tane kitap tuttun. Şerit referansın içinde bir kitap tuttun. Çok önerilmez ama diyelim ki öyle bir şey yaptın. Komple bir kitabı şerit referansta tuttun. Dediğin gibi hafızada ne olacak? Megabayt düzeyinde yer kaplamış olacak. Ama sen şerit referansta onu okurken eğer bunu tab tabi paketi yazan kişinin yani senin değil de paketi yaz yazan kişinin uyguladığı stratejiye göre değişir. Sen orada share referansa desen ki bana kitabın ilgili bölümünü getir dersen e, hızlı bir işlemle hafızada onu orada indekslerkenki stratejisine bağlı olarak sadece kitabın ilgili bölümünü getirip RAM'e yüklerse evet dediğin gibi RAM'de kilobayt düzeyinde hatta belki de e, byte düzeyinde düşük bir oranla karşılaşacaksın ama bütün kitabı RAM'e getirirse Disk'te ne kadarsa RAM'de de o kadar olacaktır. Orada bir farkı olmaz yani. E, bunu uzun uzun tartışabiliriz ama. Güzel bir şey. Böyle derin soruları biraz daha seviyorum. Müsait zamanlarda şey olursa uzun uzun tartışabiliriz bunu. Çok güzel bir yayın oldu hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık. Rica ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Güzel güzel sorular soruyor arkadaşlar. Evet sorular da hala devam ediyor. Son birkaç soru daha alalım isterseniz. Tamam ben size uyarım. Benim zamanım var. Tamam şöyle alıyorum. Hmm. Ee, Firebase öğrenmeye Ayşe Almacı. Ee, hocam Firebase öğrenmeye yeni başladım. Firebase öğrenmek için önerileriniz nelerdir? Ee, aslında Firebase'in dokümantasyonu da fena değil. Özellikle Flutter üzerinden öğreniyorsan tabii ee, direkt Flutter Firebase yazıyorum şu anda. Benim ekranı yine paylaşabilirsin aynen, istersen aynen. ben. Eee firebase.flutter.dev buna flutter fire e, yani Firebase ile Flutter'ın birleşmiş hali. Bu dokümantasyonu kullanabilirsin. Çünkü burada e, örnekler çok güzel. Direkt alıp örnekleri çalıştırıp kullanabiliyorsun. E, anlatıyor sana nasıl yapacağını. İlk kurulumdan tut örneğin e, authentication öğreneceksin mesela diyelim basit bir e, giriş Google'da giriş yapmayı denemek istiyorsun adım adım sana gösteriyor nasıl yapacağını böylece çok zorlanacağını zannetmiyorum e, tabii ki e, yine e, kutsal bilgi kaynağımız YouTube e, sana tonlarca Firebase örneği e, gösterecektir Firebase çok hızlı gelişen bir teknoloji olduğu için mümkün mertebe Yeni videolara bakmaya çalış çünkü e, önceki videolar çalışmayacaktır. Mesela benim kanalda da e, var Firebase eğitimleri ama çalışıp çalışmadıklarını bilmiyorum. Bazıları kesinlikle çalışmıyordur çünkü Flutter'ın ilk döneminde hazırlamıştım o eğitimleri. E, Flutter'ın Firebase kütüphanesi e, çok değişti o süre. Ondan sonra. O yüzden mümkün mertebe yeni teknolojiyle yani yeni e, içerikler ve resmi içeriklerden ilerlemeni tavsiye ederim. Firebase'in belirli bir modülü için e, merak ettiğim bir şey varsa onu da sorabilirsin. Ama genel sorduğun için genel cevap vermeye çalıştım. Bir sorumuz daha var. Hmm. Ee, Piyotem. Ee, ismi nasıl okunuyor acaba? <gülüyor> <gülüyor> ee, hocam bir e-ticaret uygulaması yapmak istiyorum. Database'de ee, Kullanıcıdan aldığı veriyi hem kullanıcı geçmiş alımlarında görecek hem de admin görecek. Database'in limiti nedir? Free limiti. Burada e, şu anda isim belirtmediğin için e, herhangi bir cevabı yok normalde ama Firebase'i e, düşündüğünü söylemek istediğini düşünüyorum. Eğer Firebase'in database'ini kastediyorsan e, firebase.com diyelim. Buradaki pricing bölümünden e, çok güzel bir şekilde bakabilirsin. Kendi şeyine göre değiştirebilirsin. Burada her bir bölümün mesela real time database e, ne kadar para tutuyor. Buradan bakabiliyorsun. E, yani çok büyük oranda eğer çok büyümezsen e, yani bir gitti gidiyor falan olmazsan tamamen ücretsiz kullanabilirim Çünkü buradaki limitler çok büyük. Eğer uygulamanı da güzel bir stratejiyle kodlarsan. Ee, çok büyük bir şey sunuyor sana. Buradan kendin plan da yapabiliyorsun. İşte real time database'i mesela 1 GB, 10 GB transferi diyelim ki işte 450 GB yaptım. Bu bu şekliyle tabii işte gitti gidiyor falan olmuş oluyorsun. Buradan hesaplayabilirsin. Senin sorunun cevabı çok detaylı bir şekilde burada. Eğer Firebase'i kastediyorsan. Başka bir veri tabanını özel olarak kastediyorsan onu da sorabilirsin. Kullanacağın kaynağa göre değişecektir. Teşekkür ederiz. Bir sorumuz daha edeyim. var. Hı -hı. Ee, Taha Koçak. Hocam Flutter'ı webde kullanmak bir React kadar pratik oluyor mu? Aslında buradaki pratikten kastın kodlama esnasıysa normal zaten ekstra bir şey yapmana gerek yok. Olduğu gibi kullandığın paketler web'e uyumluysa olduğu gibi tutup web'e atabiliyorsun. O yönüyle çok çok pratik. Ee, ama çalışırken yani şu anki bu sayfadaki rahatlığı ile yaptığın bir sayfada e, Flutter'da maalesef o rahatlığı alamıyorsun. Flutter çünkü e, henüz çok stabil değil. En Birçok farkı var, birçok e, etkeni var. Flutter e, webte sayfayı renderlarken dün Gaziyan Hoca da belirtmişti onu. Normalde Canvas e, kullanıyor. Yani HTML etiketleri kullanmıyor. Varsayılanı öyle. Sen istersen Flutter'da da render'ı HTML'e çevirebiliyorsun. Yani Flutter render e, HTML olarak da render alabiliyor. Yani sayfa üzerinde Flutter HTML olarak da çalışabiliyor. Böyle bir imkanın da var. E, ama bu imkanına rağmen e, Flutter React kadar stabil değil. Yani sadece web teknolojisiyle uğraşacak bir adama asla Flutter'ı tavsiye etmem. Eğer Flutter ve React arasında kalırsa. Orada cevap React'tır. Ee, ama birçok platformla çalışıyorum. Bir de gidip üstüne React öğrenmeyeyim. Flutter işini görür. Teşekkür ederiz. Başka bir sorumuz yok şu anda. Ee, ben çok beğendim yayını. Mükemmel geçti. Ee, ben de daha önce React çalışıyordum. Artık Flutter'la devam edeceğim sanırım bu eğitimden sonra. Bilgilerim boşa gitmiş olmayacak, onu söyleyeyim. Çünkü e, React'tan aldığın tecrübeyle Flutter'da ilerlediğinde Aa, ben zaten burayı biliyormuşum dediğin çok yer olacak. E, ama bir taraftan React'ı da devam ettirebilirsin. Böyle e, illa hani birine başladım diğerini bırakayım, e, tarikat değiştirdim, din değiştirdim gibi <laughs> yapmaya gerek yok. Beğenmeni çok sevindim. Ağzınıza sağlık. Bize vakit ayırdığınız Şekil için teşekkür ederim. ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Zaten daha yarın, sonraki günde buralardayız. Evet, yarın saat 8'de yine devam edeceğiz eğitimimizin 3. günüyle. Yarın da soruları almaya devam ederiz herhalde. Evet, soruları biriktirin arkadaşlar. Gelip bu dökümana falan da ekleyin. Ee, güzel soruları oylayın da. Böyle. Teşekkür ediyoruz. O zaman yavaş yavaş e, ayrılık vakti diyebiliriz bence. Evet. E, LinkedIn hesabınızı istiyorlar. Biz e, hemen link atalım. <laughs> Şöyle kolay zaten. E, LinkedIn in Mehmet Ali Bayram. Şu an ekrandaki şekliyle. Ben yine de çete yapıştırayım isterseniz. çete yapıştırdım. Ee, Yakup da şey ısrarla Discord'a bakmamı istiyor. Umarım bu yayınla ilgili değildir. <laughs> Yayından sonra Bakayım bakarım. yayınla ilgili değil. Yayın sonrası için istiyorlar. Ee, tamam. Tamamdır. Teşekkür ediyoruz. Hep herkese ben de teşekkür çok teşekkür, teşekkür ederim. Size de çok teşekkür ederim ayrıca. Ağzınıza sağlık. O zaman yarın yine aynı saatte görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bye bye.